Her şeyden önce tekrar herkese merhaba. Bugünkü konumuz etimoloji sözlükleri, Türkçenin etimolojisi. Daha önce benzer konulara değinmiştim. Türkçenin etimolojisi, Türkçe etimoloji sözlükleri, etimoloji sorunları. Ama bugün Türkçe ile ilgili farklı konulara, farklı sorunlara değineceğim. Yani tek tek özel sözlüklere veya özel sözlüklere, bunlara yer vermeye çalışacağım. Sorularınız olursa YouTube'a yazabilirsiniz. Oradan arkadaşlarımız not alıp bana iletecekler. Ben de bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışacağım. Kısaca başlığımız bu. Peki ben bunu bir saniye bilgi olarak paylaşayım. YouTube'a geçtiğimizi tam bilmiyordum. Şimdi öğrenmiş oldum. Yani hemen YouTube ile başladık. Bu güzel. Peki. Öncelikle Türkçenin veya Türkoloji çalışanların en büyük sevdası, en büyük merakı Türkçenin bir etimoloji sözlüğünün olmasıydı. Bir etimoloji sözlüğümüzün olmayışı özellikle 1980'lerden sonra Türkiye'de Türkçe, Türkoloji daha yaygınlaştıktan sonra çok dile getirilen bir konudur, konuydu. Her dilin var ya da bilinen dillerin çoğunun, önemli yaygın dillerin çoğunun etimoloji sözlüğü var. Türkçenin niye etimoloji sözlüğü yok? Bunun birçok cevabı var. Cevaplarından birisi, filolojinin temeli Türkiye'de 1930'larda atıldı. Ondan önce bir geçmişi, birikimi vardı ama çağdaş anlamda, çağdaşla kastettiğim, bir etimoloji sözlüğü yazacak anlamda bir filoloji Türkiye'de hiç olmadı, yoktu. 1930 diyorum ama daha 1910'larda, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, 1912'de Bedros Efendi Keresteciyan'ın Diksiyoner Türk Etimolojik diye bir sözlüğü var. Benim evimde bile yok bu sözlük, onu söyleyeyim. Çünkü kütüphanede kullandım bu sözlüğü. Niçin kütüphanede kullandım? Gerçekten bir amatörün, amatörle kastettiğim bir Türkoloğun hazırlamadığı, bir amatörün hazırladığı bir çalışmaydı. Daha o sözlük hazırlandığında Uygurca belgeler hemen hemen bilinmiyordu. Divan-ı Lügatürk hiç bilinmiyordu. Kutadgüblik akademik anlamda çalışılmamıştı. Yazıtlar bulunmuştu, biliniyordu sadece. Bu bir. İkincisi de Radloff'un sözlüğü daha yeni çıkan bir sözlüktü. Üçüncüsü, söz konusu sözlüğü hazırlayan kişi Türkçenin tarihini, geçmişini, ses bilgisini bunları henüz bilemiyordu. Bilen de yoktu. O dönemin iki büyük Türkoloğu vardı. Radloff ve Bank, bütün Türk dillerine bakan. Elbette Thomsen de vardı ama Thomsen daha çok Es-Türkçe ile ağırlıklı çalışan birisiydi. konulara sonradan girdi. Ne yazık ki ömrü vefa etmedi ama çok güzel standart çalışma bıraktı, o ayrı bir mesele. Yani 1912'de Türkçe etimoloji sözlüğü yazılabilir durumda değildi. Peki nasıl oluyor 1850'lerde İngilizcenin, Almancanın etimolojik sözlükleri yazılabiliyor? Çünkü orada filoloji 1750'lere uzanıyor. Çok daha öncesi var ama onların filolojisinin temelini atan konu Sanskritçenin farkında olunulmasıyla, tam böyle. O güne kadar Sanskritçe elbette Hindistan'da vardı, biliyorlardı. Hintliler, sadece Hintliler değil, esas olarak Sri Lankalılar Sanskritçe metinleri okuyorlardı, tanıyorlardı. Ama Avrupa bunu bilmiyordu. Sanskritçenin bilinmesi, farkında olunmasıyla birlikte kendi dillerini kolay karşılaştırdılar. Kendi dilleriyle ilgili birikimleri vardı, sözlükleri vardı. Her şeyden önce Hint-Avrupa dillerinin Avrupa kolu, Germanistik ağırlıklı ve Frank Latin ağırlıklı gider. Bu ikisi başa baş gider ve tabii ki Yunanca bunların bir taraftan temelidir. Bu üçünü çok iyi biliyorlardı. Yunancayı, Frank Latin dillerini ve German, Cermen dillerini. Bu üçünü biliyorlardı. Almancanın bildiğiniz gibi
19. yüzyılın ortası ve sonrasıdır Grimm kardeşlerin ünlü sözlüğü ki bu benim öğrencilik yaptığım, öğrencisi olduğum Göttingen Üniversitesi bünyesinde hazırlandı. Kendileri Kassel'de de oturttular. Yani kendi dillerini biliyorlardı. Kendi dilleriyle ilgili malzemeler hazırdı. Oysa Türkçe, Türkoloji için 19. yüzyılda henüz hiçbir şey yoktu. Osmanlıca için çok malzeme vardı. Osmanlıca biliniyordu. İşte Meniski'den başlayabiliriz. Meniski'nin sözünden başlayabiliriz. Şu an yanımda değil. Birazdan ihtiyaç olursa getiririm. Meniski'nin sözlüğü Osmanlıca için en temel sözlüktü ve hala da temel sözlüklerden birisidir. Ama tek başına değildir. Birçok başka çalışmayla Osmanlıca ele alınmak zorunda. Dil Kurumu'nun hazırladığı tarama sözlüğü veya Evliya Çelebi'nin söz varlığı ki bu henüz ortaya gerektiği şekilde konabilmiş değildir. Bu bile yani ayrı bir iştir. Girişimde bulunan, düşünen, fikir yürüten oldu ama bu iş somut bir iştir. Somut olarak bunu yapabilen henüz ilerleyebilen olmadı. Bütün bunlar iç içedir veya Türkçe, Farsça yazılmış sözlükler, Türkçe, Arapça yazılmış sözlükler, yani Osmanlıca sözlükler. Bunların hakkıyla ortaya konması gerekir. Türkiye'de bu konuda yapılan çalışmalar oldu ama hiçbirisi Türkoloji'de istediğimiz seviyede olan çalışmalar değil. Çünkü Türkçe gerçekten de tam Bering Boğazı'ndan Litvanya'daki küçük bir adaya kadar uzanan, yani Karaylara kadar uzanan uzun bir çizgi ve derinliği Afganistan'a, Kuzey Afganistan'a, Özbeklere, Türkmenlere, Kırgızlara, Kazaklara uzanır. Veya İran'a, Şiraz'a uzanır. Bu bölgenin hepsini tanımak gerekir. Kütüphane olarak da ta Kuzey Afrika, Kahire kütüphanelerinden başlar. Türkçe ile ilgili kaynakların, önemli kaynakların olduğu yerler. Dolayısıyla bütün bunlar 19. yüzyıla sarktı. Yani şey, o 20. yüzyıla sarktı. Bizde ise okullaşması 1930 ve sonrası ve her zaman söylediğim konudur. Reşit Rahmet'i aradı. Çünkü filolojiyi, Batı seviyesindeki filolojiyi Türkiye'ye taşıyan Reşit Rahmet Arat olmuştur. Reşit Rahmet Arat kendisi gibi bir öğrenci yetiştirmekle uğraşmamış. Ama kendisi gibi olacak yüzlerce, belki binlerce lisans öğrencisi yetiştirmiştir. O lisans öğrencilerinden Türkiye'nin en iyi Türkologları çıktı. En başta her zaman anacağım, hocam Talat Tekin'dir. Onun filolojide yetiştirdiği benim için şüphesiz birinci sırada gelen kişidir. Elbette hocamla beraber daha başka anacağımız filologlar var. Türkçe, Türkolojiye katkısı olan Arat'ın yetiştirdiği filologlar. Yazmasa çizmese de, yani çok yazmasa, yazdı çizdi hocam, söylemek zorundayım. Mustafa Can Polat, Arap harfli İslami kaynakları en iyi tanıyanlardandır hocam. Osmanlıcayı, Çağatayca'yı, bütün bunları en iyi bilenlerdendir. Bu kültüre en iyi vakıf olanlardandır. Onu devamen Şinasi Tekin, Kemal Eraslan, Osman Nedim Tuna bunların hepsi Arat sayesinde yetişti. Daha başka adını unuttuğum kişiler olacak. Çünkü işim o değil. Bu an değinmek istedim. Yani Ali Fehmi Karamanlıoğlu başta olmak üzere, Muharrem Ergin olmak üzere. Hepsi onun yanında yetiştiler. Ama kendi alanıyla ilgili doğrudan bir kişi hoca bırakmadı, yetiştirmedi. Ama bize filolojiyi öğretti Türkiye'de. Biz bugün Arat'a borçluyuz hemen her konuda. Yöntem ve benzeri. Arat da banka borçluydu. Biraz önce andığım Radloff Bank ekolüne. Tekrar gelecek olursak 20. yüzyılda bu işler başlamak erkendi. Radloff elbette bir sözlük hazırladı. Hem de etimolojik bir sözlük. Bir saniye. Bildiğiniz gibi Radloff sözlüğünün iki ayrı baskısı var. Benim bir başka planım vardı. Yani tamamlanmadı ama devam ediyor. İşte burada. Eğer bu Hollanda'da yapılan baskısıdır. İki ayrı baskısı var. Hacettepe'de kalabilseydim, okulumda devam edebilseydim bu sözlük şu an tamamlanmıştı. Orası için düşündüğüm, çizdiğim bir projeydi bu. Mümkün olmadı. Türkiye'de yani kısmet diye tanımlanan bir şey var, adlandırılan. Kısmet diye bir şey yoktur. Ya insanın kendi acizliğidir, zayıflığıdır bir iş veya başka sosyolojik, toplumsal, kişisel engeller vardır. Kısmet diye bir şey yoktur. İnsanla ilişkidir. Ama zavallı insanoğlu bütün bunları kısmet gibi bir sözcükle kurtarmaya çalışır. Kendi acizliğini veya başka etkenleri. Neyse, benimkisi kısmetmiş. Tamam, tekrar gelelim.
Bu Andreas Tietze hocanın sözüyle başlamak istiyorum bugüne. Tabii ki Tietze hocanın sözünü tanıtmak değil. Sözlük tanıtımı olmaz, sözlük okunur. Sözlüğü alırsınız, baştan sona okursunuz. Bu filolojik yöntemdir. Ötekisi ise meraklı birisiyseniz, sözlüğe meraklıysanız, Türkçe'ye meraklıysanız, ihtiyacınız olduğunda sözlüğü kaldırır okursunuz, enzalır okursunuz. Ben Tietze'nin neredeyse birçok bölümünü baştan sona okudum. Çünkü bu sözlüğün yanlış anlaşılmasın, Türkiye'de basımını sağlayan kişiyim. Bu sözlüğün birçok aşamasında bulunan bir kişiyim. Eğer izin alma ihtimalim, imkanım olsaydı 1996'da hocanın bana yazdığı bir mektup vardı. Mart ayında akademiye Viyana'ya davet ettiği bir mektup. Ben yeni Türkiye'ye dönmüştüm o sıra. İmkansızdı izin almam ki iki defa bir başka iş için girişimde bulundum. Bütün kapılar kapalıydı. Benimle ilgili her tür izin kapısı kapalıydı. Hoca beni bu sözlüğe baştan sona birlikte çalışmak için davet etmişti. Gidemeyecek olmam dolayısıyla redaksiyon için önerdi. Akademiden bunun yazışmaları yapıldı. Her şey tamamlandı. Neyse o hikaye bir yana, bunu yapabilen, Türkçenin sözünü yapabilen Andreas Tietze hoca oldu. Ve şu an TÜBA tarafından hocanın çalışması 9 cilt halinde tamamlandı. Sağ olsunlar, hocanın bir de resmini koymuşlar. Buradadır. Ben şu anda tam hazırlayamadım çünkü bilgisayarım yetersiz. Yeni bir bilgisayar, her şey bir arada değil, bulamıyorum. Bu sözü hazırlama serüveniyle ilgili çalışmalarım var. Hoca bunu nasıl hazırladı? Nasıl hazırladı? Bir defa hoca Türkiye'de uzun süre kaldı. Bir defa hoca Redhouse'un modern versiyonunu hazırladı. Modern versiyon 1950'ye uzatmıyor. Modern versiyonla kastım 1890 baskısını, o leksikon diyebildiğimiz İngilizce, Osmanlıca İngilizce versiyonunun Türkçesini hazırladı hoca. Türkçe Osmanlı, Türkçe İngilizcesini. Bunu hazırlama sürecinde baştan sona Türkçe ile ilgilendi. O süreçte hocanın yaptığı başka işler var. Türkiye'de de böyle basıldı. The Lingua Franca in the Levant adıyla. Türkçe denizcilik terimleri. İtalyanca ve Yunanca kökenli Türkçe denizcilik terimleri. İki ayrı kişi daha var. Kendisiyle birlikte çalışan Henry ve René Kahane. Andreas Tietze. Altında University of Istanbul diyor. Yani burada iken hazırladığını gösterir. Bunlara çalıştı hoca. Bir defa denizcilik terimleri. Niçin denizcilik terimleri önemliydi? Çünkü Türk denizcilik terimleri denince sadece gemi, sandal, yelken aklımıza gelmesin. Bunun içerisinde kalyon var, kadırga var, forsa var. Bunların hepsi var. Başka ne var? Balıklar var. Deniz ürünleri. Hamsisi, çuprası, levreyi. Bunların hiçbirisi Türkçe değildi. Türkçe olamazdı. Çünkü Türklerin denizcilik geçmişi, tarihi esas olarak Osmanlı ile başlar. Osmanlı'dan önce Türklerin bir denizciliği bildiğimiz anlamda evrensel büyük ölçekte denizciliği söz konusu değil. Çünkü Türkler göl ve ırmak insanlarıydı. Tanıdıkları en büyük deniz işte Aral Gölü'ydü. Hazar Gölü'ydü. Bunlardı tarihte. Veya bildikleri büyük ırmaklar. Yenisey Irmağı, İli veya İle Irmağı ya da Ila Irmağı bunlardı. Ve bunlarda hareket edebilen taşıt belli, kayık ve gemi. Gemiyle kastettikleri çok büyük gemi değil tabii. Ya da bunlarda yaşayan, avlanabilen balıklar belli, tatlı su balıkları. Ki bunların sayısı yaygın olanı 10 taneyi bulunuyor. Oysa Ege'yi, Karadeniz'i ve Akdeniz'i tanıdıktan sonra yüzlerce yeni balık adı geldi. Ben yakın zamanda bir paylaşımını yapmıştım. 30-40 tane balık ismi olan bir resim. Resmin altında adları var. 2-3 tane Türkçe ad çıkıyor. Geri kalanı Grekçe veya Latince. İşte Tietze Hoca bunlarla başladı işe. Hoca niçin bunlarla başladı? Ona da geleyim. Uygun zamanda paylaşırım. Hocanın asıl çalışması İtalyanca tarım terimleridir. Diploması bu alanındadır. Yani hoca demek ki İtalyancayı çok iyi biliyormuş. Tarım, ziraatla ilgili terimleri çok iyi biliyormuş. Buna bağlı olarak da Anadolu'daki Grekçe tarım terimlerini kolay tanıdı hoca.
Anadolu'daki Grekçe, yani Rumca diyelim, bizim Türkçemize Rumca daha doğru olacak, daha iyi olacak. Rumca terimleri kolay tespit edilebildi. Bunu derleme sözcüğünün ilk versiyonda, ilk üç ciltlik bir versiyonu vardır. Bunun ilavesi vardır. 4, 5, 6. ciltlere çıktı. Bunları tarayarak çalışmalar yaptı. Arka arkaya çok değerli makaleler yayınladı. Fırsatımız olursa yine değineceğim. Hasan Eren hocamızın etimoloji çalışmalarının yarısı Andreas Tietze hocanın bu makalelerine dayanır. Geri kalan yarısı derleme ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmaya dayanır. Yani iki kaynağı var Hasan Eren hocamızın sözcüğünün. Tietze hocanın çalışmaları ve Tietze dışındaki çalışmalar. Yani derleme sözcüğünün yeni baskıları, eski baskıları, Denkhoff'un çalışması, Tzitzilis'in çalışması ya da başka etimologların çalışmaları. Hocamızın, yani Hasan Eren hocamızın kendisine ait sözcüğünde, kendi sözcüğünün başında böyledir. Koyduğu etimoloji çok azdır. Bana ait etimolojiler de vardır, okunursa fark edilecektir ama çok azdır diye hoca belirtir. Tekrar Tietze'ye döneyim. Tietze, yani denizciliği çok iyi biliyordu, tarımı çok iyi biliyordu. İtalyancayı, yani Levanten diline yakın olan dili, yani Frank, Latin dillerini biliyordu. Tabii ki Grek, Rum dilini çok iyi biliyordu. Hoca Latince, Arapça ve Farsça olmazsa olmaz bu iki dili de tanıyordu. Türkçesi çok iyiydi. Eşi Süheyla Hanım Türkçesinin en önemli kaynaklarındandır elbette. Bu da ayrı bir konudur. Bunun dışında Karagöz merakı vardı hocanın. Küçük bir de film vardır. Karagöz oynamışlardır burada. Sağ olsun Süheyla Hanım vefatından sonra evinde hocanın vefatından sonra ziyaret ettiğimde bu küçük filmi de göstermişti. Tekrar hocanın konularına dönecek olursam ekranda gördüğünüz sözlüğümüz var. Hocanın çalışması. İkincisi bu denizcilik terimleri bizim için ana kaynaklardan. Her şeyden evvel Radaus'u hoca yutmuş bizim Türkçe öğrenci terimimizde. Üçüncüsü bahsettiğim önemli makaleler vardı. Bu makalelerin hepsini hocanın izniyle Türkiye'de yine sözlü yayınlayan yayın evinden Simurg'dan o zaman toplayıp yayınlamıştık hocanın sunuşuyla. Bunların hepsi burada bulunabilir. Rumca, Arapça, Farsça, İslavca kelimeler Anadolu ağzında. Bütün bunlar olduktan sonra hoca yine de sözlüğü düşünmemiş, hazırlama işine girişmemiş. Bütün bunlara kendisine destek, itici olan İstanbul sahaflarıdır. Bunu bilen var mı bilmiyorum. Bunun hikayesini hocanın geldiğinde en çok uğradığı kitaplarını derlediği Eren Kitap Evi'nden, Muhittin Bey'den dinleyebilirsiniz. Muhittin Bey'in çok güzel hatıraları, aktarıları vardır bana hocayla ilgili. Onlar etmişler. Bunu siz yazarsınız. Bunu siz yazmalısınız. Artık sözlük yazmanızın zamanı geldi. Ama destek kurum bulamamış. Hocanın bir diğer özelliği günümüz Türkçesiydi. Mesela Reşat Enis. Bugün kimse bilmiyor, okumuyor. Ama ben okumuştum öğrenciyken. Merak etmiştim. Türkiye'nin Cumhuriyet yıllarında ilk toplumcu gerçekçi roman yazarlarındandır. Onun romanlarını toplamış hoca. Onları okurdu. Sevgi Soysal'a varana kadar okurdu. Oradan kelimeler çıkartırdı. Hepsini toplardı hoca. Örnek cümlelerini kendisi toplamıştı. Roman da okurdu. Sahaflardan tek tek bu romanları toplardı hoca. Peki bu sözlük nasıl hazırlanacak? Hoca düşünüyor. Akademi, Avusturya Bilimler Akademisi, Österreichische Akademie der Wissenschaften, onlar kabul ediyor hocanın projesini. Sena Hanım vardı. Bir yana gittiğimde kendisiyle tanıştım. Ama ondan çok önce ben işte tek gidebilseydim hocanın mitarbeiteri yani beraber çalışanı olacaktım. Gidemezdim. Şartlar el vermedi. Yine Bamberg'de doktorasını tamamlayan Türk bir öğrencisi vardı. O yer alacaktı. Yine öğrencisinin hanımı iki kişiydiler. Çok güzel Eski Anadolu Türkçesinin üzerine çalışması vardı öğrencisinin. Şimdi Amerika'dalar galiba. Onlar vardı, Sena Hanım vardı, ben de olacaktım. Yani daha doğrusu ben gitmeyince onlarla devam ettiler ama Sena Hanım onun çok eski öğrencisi. Sena Hanım geçmişi Kürtçünün tarihine kadar uzanıyor. Menges dönemine kadar uzanıyor. Menges'le de çalışmış, Menges'in öğrencisi olmuş. Menges'le ilgili çok iyi aktarıları, anıları oldu. Sonuç, sözlük Avusturya'da başladı. Çok güzel devam etti. Hocanın evine 500 metre uzaklıkta bir ofis tutmuş akademi. Hoca orada çalışıyormuş. Çünkü şartnamesinin başında bir ofis verilmesi, kendisine asistan verilmesi ve bu ofisin evine yakın olması. Hocanın şartları buymuş. Ve akademi bunu şartsız şurtsuz kabul etmiş. Bizim
TÜBİTAK ve TÜBA'yla başka maceralarım var. Burada zikretmiyorum. Özellikle TÜBİTAK. TÜBİTAK'ın Türkçe'ye bakışı, sosyalinlere bakışı, bizim verdiğimiz projelere bakışı. Buna hiç girmiyorum. Bu ancak belirli bağlantılarla TÜBİTAK'ta projelerin yürüdüğünü gördüm. Hiçbir başvurum, Türkçe ile ilgili tek bir başvurum Sudan sebeplerle, çok açık net söyleyebilirim. Bunu ayrı yazacak ve anlatacağım. Ayrı bir konudur başlı başına. TÜBİTAK hiç kusura bakmasın. Türkçe'ye ve sosyal bilimlere bakışı ile ilgili yekten reddettiler her şeyi. Tamam, bu ayrı bir konu. Ama Avusturya Bilimler Akademisi kendi dili değil, kendi kültürü değil, Türkçe ile ilgili bir projeye hocanın sözüne itibar ederek evine yakın ofis tuttu. Ofisi gittim, gezdim. Hocanın vefatından sonra Sena Hanım'la birlikte gitmiştik. Asistan çalıştırdı ve sözlüğün ilk malzemelerini hazır hale getirdi. Simurg'la bunu basmak istedik. Bunun yazışmaları da çok uzun sürdü. Ben o sıra Japonya'daydım. Bütün işlemler tamamlandı. Burada sayfa düzenini bizim rahmetli Yücel Bey hazırladı. Bu ekranda gördüğüm sözü Yücel Bey'in sayfa düzenine borçluyuz. Ama oğlu Ben de onunla birlikte çalışmıştı. Oğlu da bilgisayarda ona yardım ediyordu. Bu ortamı, malzemeleri aktaran oydu. İkinci baskısı belli sebeplerle doğrudan akademi yayını olarak çıktı. Viyana'da çıktı. Türkiye ile hiçbir ortaklığı olmadı. Arada büyük redaksiyon var. Hoca sözünün sonuna yaklaşmıştı ama sonuna kadar redaksiyonunu yapamamıştı. İşte o malzemeler Türkiye'de sıraya kondu. Yani bunu Türkiye'deki baskının girişinde okuyabilirsiniz. Bir de akademinin bir önceki başkanı Ahmet Bey, Ahmet Acar mıydı? Evet, Ahmet Acar bana ayrıntılı anlatmıştı kendi şartlarını ve Türkiye'deki sözlü redaksiyonunu üzerine alan Sevif Bey'in şartlarını. Amaç olduğu gibi her şeyi Tietzen'in kaleme aldığı şekilde aktardı. Sonuç, amacım hikayeleri anlatmak değil, amacım Tietzen'in sözünü yemek. Sözlük Türkçenin bütün madde başlarını içerir. Ne demek Türkçenin bütün madde başlarını içerir? Yani bir sözlük seçmeci olmamalı. Bu arada yanıma diğer sözlükleri almadım. Sıra onlara gelirse ona da değinirim. Yani Türkçenin etimoloji sözlüğü ise Türkçe sözlükteki maddelerin hepsini içermeli. Önceki sözlükler Türkçedeki bütün maddeleri içermiyordu. Hasan Eren hocanın sözüne birazdan gelirim vakit olursa. Çünkü Zoom bitecekmiş gibi bir uyarı verdi bana. Ben bunun uzun süreli bir Zoom olduğunu sanıyordum. Niye Zoom kapanacakmış onu anlamadım. Neyse tekrar yeniden başlatıp devam edeceğim. Tekrar geleyim. Evet, Hasan Eren hocanın sözlüğü 5000'e yakın kelime içerir. Seçme bir sözlüktür. Hoca kendi çalıştığı, üzerinde durduğu kelimeleri içine alır. Ayrıntılı, tertemiz, onu söyleyelim. Bütün hocanın yer verdiği kelimeler net, açık bir şekilde ortaya koyar. Bütün önde gelen çalışmaları süzgeçten geçirir. Ondan sonra sözünde yer verir. Tietze hocanın sözü ise A'dan Z'ye Türkçedeki bütün kelimeleri ele alır. Bazı kelimeleri almaz. Neleri ele almaz? Bunu bana sözlüğün ilk matbaa provası kendisine ulaştığında Yeniköy'de, İstanbul'da bir evi vardı. Balkonunda beraber okumuş, konuşmuş, karıştırmıştık. Şu an o resmi de bulmuyorum. Bir yerde paylaşmıştım ama şu an aradım, bilgisayarımda yok. Ben Türkçeciyim ve sıkı Öztürkçeci idim. Hala Öztürkçeciyim ama ses bilgisi açısından ve söz yapımı açısından Türkçe'ye, bizim Türkçemize uymayan kelimeleri kullanmamaya çalışıyorum. Onlara karşıyım. Bu ayrı bir konudur, ayrı tartışabilirim. Bu konuları da dikkate almayan Öztürkçecilerle tartışırım eğer bir taraftarı konuşur olursa. Çünkü ben dil bilgisi, yani etimoloji adı üstünde işim etimoloji olursa kökeniyle ilgilenirim. Hocaya sordum, ben sıkı Öztürkçeciyim ya, niçin Öztürkçe kelimeleri yok? Hoca bana şunu söyledi. Bu kelimelerin nasıl kurulduğunu, nasıl yapıldığını, nasıl üretildiğini bilmiyoruz. Yani diyelim ki birikim dedi. Birikimi hadi bir tahmin edebiliriz ama dedi, ne bileyim, saptamak, bunu neye göre yapmışlar? Bunu bilemem ki dedi. Bunu
O kelimeyi yapanları bilip sormak lazım dedi. Onların da yazdığı bir şey yok, bir şey diyemem dedi. Bu sebeple çok emin olmadıkça 1930 sonrası türetilen kelimeleri sözlüğüme almamaya çalıştım dedi. Hocanın sözü buydu ve girişte de galiba birkaç cümlesi konuyla ilgili hocamızın vardır. Yani Öztürkçe kelimeler harici Türkçenin kelimelerinin hepsini alır hoca. Mesela şimdi Hasan Eren hocamızın sözlüğünden bahsettim. Burada görüyorsunuz. Burada seçmedir. Şimdi hemen yakınında değil. Marek. Benim etimolojide yine ustalarımdan birisidir Marek. Onun üslubundan çok yararlandım. Takip ettim. Onun da sözlüklerini hep baştan sona okudum. Marek'te de sınırlıdır. Çünkü adı üstünde kısa yazılmış sözlük ama çok faydalı, çok yararlı, temel sözlüklerden birisidir. Yine elimin altında burada Nişanyan'ın sözünün üçüncü baskısı var. Bu da A'dan Z'ye okudum. Bu daha geniş Hasan Eren hocamızın sözlüğüne göre kelime daha çok içeriyor. Ama bütün Türkçe kelimeler orada da yoktu. Ama Öztürkçe kelimeler de vardı. Yeni baskısı daha genişmiş, onu okuyamadım. Diksiyoner Türk Etimolojik Keresteciyan, onu söylemiştim. Bütün bunlar seçmeli. Hasan Eren hocamızın sözlüğü ise A'dan Z'ye aklımıza gelebilecek her kelimeyi neredeyse bulabileceğimiz bir sözlüktür. Temel bir sözlüktür. Baskısı tamamlandı. Kısaca söyleyeceğim bu. Yeri geldikçe daha etimoloji konularına girerim. Bu arada en eski sözlüklerden birisi buradadır. Türkçe'nin etimolojisinde temel olan sözlüklerden birisi Armin Bamberg'in sözlüğüdür. Etimolojisi nedir, ne değildir, nelere dikkat edilmesi gerekir? Bütün bunlara değinirim. Ama şimdi süremiz anlaşılan bitiyor, kapanıyor. Sebebini bilmiyorum. Kapandıktan sonra biraz sonra ben yeniden başlatırım. Sorular varsa ben soruları almaya çalışayım. Arkadaşlarımız bana buradan iletirlerse ben öncelikle biraz sorulara değinmek isterim. Katılımcı hocalarımızın, arkadaşlarımızın soruları varsa lütfen önce onlarla başlayalım. Buyurun. Soru yoksa ben devam edeceğim. Tabii soru yoksa ben kendi düşündüğüm şekilde devam ederim. YouTube Tamam. üzerinden var hocam. Bir soru yok. O zaman ben Tietze hocamla devam ediyorum şu an. Evet, sözün burada gördüğünüz bir A, E cildi var. Bir de F'den J'ye kadar ikinci bir cildi vardı, söylemiştim. Viyana'da basılmıştı. Tüba 9 cilt halinde bütününü yeniden ele aldı. Yeniden düzenledi. Avusturya'da basılanları da ele alıp yeniden bastı. Buradan hareket edebiliriz. Bu sözlükle devam edelim. Sözlükte şöyle bir yol izlenir. Bu sözlükte. Bir de hocanın yakın çalışma arkadaşlarını anmak gerekir. Meslektaş olarak. Ana kaynaklarından birisi derleme sözlüğü demiştim ama diğer bir kaynağı hocanın tarama sözlüğüydü. Bildiğiniz gibi Türk Dil Kurumu'ndan çıkan esas olarak 6 cilt. Diğer 2 cildi eklemelerdir. Onlar da hocanın ana kaynaklarından birisiydi. Evet, bir not var. Notlardan bakayım. Tamam. Cümlemi bitireyim, ondan sonra geçeceğim. Bu tarama sözlüğü de tıpkı derleme sözlüğü gibi gözden kaçan maddeler içerir. Yani ne demek gözden kaçan maddeler? Derleme sözlüğündeki amaç Anadolu ağızlarındaki Türkçe söz varlığını, Türkçe sözleri tespit idi. Ama Türkçe olduğu sanılan her kelime Türkçe değildir ağızlardaki. Çünkü Türkçe konuşanların muhatap olduğu komşuları vardı. Bu Edirne'de başkaydı, Diyarbakır'da başkaydı. Kars'ta başkaydı, başkaydı, Antalya'da başkaydı. Çorum'da başkaydı, Kırşehir'de başkaydı. Onları da tanımak gerekiyordu. Ses yapısı olarak Anadolu Türkçesi bu komşularından aldıkları kelimelerin hepsini kendisine benzetmişti. Bunları ayırt etmeleri mümkün değildi. İşte bugün Öztürkçe olarak kullandığımız, Türkçe olduğunu sandığımız standart verdiğim örneklerden birisi sınır kelimesi. Arapça hudut yerine önerilmişti. Bunlar bulunup kullanılır olmuştu. Ya da ne bileyim temel kelimesi bunlar kullan ama bunlar Rumca, Anadolu Rumcası çıktı ortaya. Ya da Arapça kelimeler vardı, Farsça kelimeler vardı. Türkçenin ses yapısına uymuş, uyarlanmış. Derleme sözünde bunların hepsi vardı. Hoca bunların hepsini derleme sözünden topladı, yazdı. Peki tarama. Taramayı yapanlar daha akademik davranmak durumundaydı. Taramada ise
13-19. Yüzyıl arası Osmanlıca eserlerde yer alan Türkçe söz varlığı. Bunlar ele alınacaktı. Andreas Tietze Hoca ile hocam Talat Tekin birlikte bunu taramayı ele aldılar. Tarama sözlüğünün birinci cildinde yer alanları Erdem dergisinde bundan 40 yıl kadar önce, 40 yıl olmadı çünkü Erdem 40 yılı bulmadı. 30-35 yıl kadar önce yayınladılar. 35 yıl kadar. Şu an hafızamda tam değil ama 35'e yaklaştı. Taramanın ikinci cildini de yayınlamak istediler. Yine her ikisi birlikte çalıştılar. Ama bu arada yine rahmetli oldu. Yeni tarama sözlüğünü hazırlamıştı Cem hocamız, Cem Dilçin. Kısa yeni tarama sözlüğünü hazırlamıştı. Örnekleri atarak. Orada ilk baskıdaki, o büyük uzun kaynaklı örnekli baskıdaki hocamın deyimle hataların çoğunu gidermişti. Ben hocanın Tietze ile birlikte hazırladığı çalışmayı daktilo olarak kendisinden almıştım. Kontrol ettim. Cem Hoca %20 kadarını düzeltmişti. Çünkü örneklerin yer almasında yarar vardı hatasıyla sevabıyla. Kendisi hocama ilettim ve bunun üzerine her iki hocamızın bir saniye şurada bu arada her iki hocamızın bu çalışmasını ben bilgisayara aktardım. Galiba Türk Dilleri Araştırmaları'nın ikinci veya üçüncü sayısında onu yayınladık. İkinci sayısı olabilir. Tamam. Yani hoca, Andreas Tietze hoca tarama sözünde baştan sona değerlendirmişti. Bunları değerlendirmeden bir sözlük içine girmek olmazdı. Durum bu. Ben şimdi çok kısa bir soru var mı? Hemen bakalım. Nişanyan'ın sözlüğünü nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru varmış. Eğer sadece Nişanyan'la ilgili sorarsanız değerlendirmeyeceğim. Nişanyan'ın sözünü her sözlük gibi değerlendiririm. Her sözlük gibi değerlendirilecek ve emek ürünü, bilgi ürünü bir çalışmadır. Bunun için evet, biraz önceki kullandığımız Zoom linki 40 dakikalık linkti. Şu an okuldan, üniversitemizden aldığımız link tamamdır. O linkten devam edeceğiz. Dolayısıyla şimdi galiba kesilme olmayacak. Kesilme olmadan devam edebileceğiz diye düşünüyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğim. Bir soru vardı. Zaten amacımız sorulara da cevap vermek. Hatta sorulara cevap vermek. Şey bu. Amacımız bu. Peki, kaldığımız yerden devam ediyorum. Tam kaldığımız yerden ama hocanın şeyinden bana bu paylaşım verilecekti. Paylaşım verilirse sevinirim. WhatsApp'tan gönderdim hocam. Ücretsiz Zoom bu kadar olur. 40 dakikada bitti. Parayı veren düdüğü çalar. Evet, bana bir Zoom paylaşım izni verilirse sevineceğim ama hala yok. Hayır. Peki, ben böyle devam edeceğim. Tamam. Olması gerekiyor Olmadı bu şey. Zoom sorun devam ediyor. Tamam, peki. şu an oldu. Oldu gibi şimdi oldu. Ben göremiyorum. Neyi paylaştığımı göremiyorum. Bu Zoom işi hiç iyi olmadı. Bu kısa süreli Zoom ve bana izin verilmemesi, gecikilmesi olmadı. Bir dakika şu anda tamam. Evet, burada hocamızın Anadolu ağızlarındaki kelimeler hakkında, yabancı kelimeler hakkında yazdığı makalelerin derlerini. Soru Nişanyan'ın sözlüğüyle ilgiliydi. Nişanyan'ın sözlüğü kapsamlı bir sözlük. Öztürkçe kelimeleri de alan bir sözlük. Batı kaynaklı kelimeler, Arap ve Fars kaynaklı kelimeler bunların da çok iyi ele alındığı bir sözlük. Sözlüğe sözlük olarak bakmak gerekir. Hangi açıdan ele aldığınızı bilmiyorum. Sorularınızı net sorun. Ben de çok net cevap veririm. Çekinecek bir şeyim yok. Biz burada filolojik çalışma yapıyoruz. Siyasi konular söz konusuysa onu farklı siyasi olarak ele alırsınız. Siyasi olarak kişilerin kendisiyle tartışırsınız. Benim siyasetle işim olmayacak. Elbette ki bir siyasi bakış açım var ama filolojiye siyasi bakış olmaz. Kelime
kapı kelimesi nasıl açıklanması gerekirse, açıklanacaksa öyle açıklanmalı. Sınır kelimesi de bu şekilde. Bunun siyaseti olmaz. Çünkü dili herkes kullanıyor. Dili konuşan herkesin o dille ilgili eğer akademik geçmişi varsa yazıp çizme hakkı vardır. Peki. Kısaca söyleyeceğim. Eğer başka konularda soruyorsanız söyleyeyim. Hasan Eren hocamızın bakışı farklı. Tietze hocanın bakışı farklı. Nişanya'nın bakışı farklı. Hepsi farklı bakış açılarıyla. Ben hepsini de kullanıyorum. Hepsi bir arada kullanılmalı. Hepsi de herkes süzgeçten geçerek kullanmalı. Hepsi Peki bir başka soru varmış. Bir kişi Çin'de okumaktayım. Japonca, Çince ve Türkçe konusunda karşılaştırmalı dil bilim alanında araştırma yapmak istiyorum. Bu konuda yönelmemin önemli olduğunu bir yönelim tavsiye edebilir misiniz? O zaman Türkçe ile ilgili bir çalışma yapılacaksa öncelikle Türkçe öğrenilmeli. Türkçe annemizden öğrendiğimiz Türkçeden ibaret değil. O en önemlisi olmazsa olmaz. Ama ikincisi Türkçenin ses yapısı. Yani Türkçe dil bilgisi. Türkçe dil bilgisi demek özne nesne yüklem ya da edatlar, bağlaçlar, ilgeçler, son takılar demek değildir. En önemlisi ses bilgisi. İkincisi söz yapımı. Etimoloji için, karşılaştırma için. Ondan sonra tabii ki sözcük türleri gelir. Sonra söz dizimi, sentaks gelir. Ve sonra, yani bunların ikisi paraleldir. Sonra anlam bilimi gelir. Bunlar gerekli. Bunu hallettikten sonra Çince ve Japonca işi size aittir. Uygun Çince hocası bulmanız gerekir. Çince içinse Çin'de şu an en akademik konuyla ilgili Türkçe ve Çince birlikte çalışan Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'dir. Liu Jiao hocadır. Çünkü Türkçenin dil bilgisini yazdı, hazırladı. Es-Türkçe dil bilgisini Çince'ye çevirdi. Çin için o hoca. Çince için. Japonya için ise Osaka ve Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi'nin hocaları. Şu an çalışan hocalar. Çünkü emekli olan hocalarımız var. Japonya'da Tokyo Üniversitesi'nde Toru Hayashi hocamız en iyi bilenlerden de bu konuda en önde gelendir. Hocamız emekli oldu. Ama şu an aktif, faal olarak çalışan Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi'nden hocamız çok meşguldür. Kolay kolay cevap verebileceğini sanmam. Sugihara Mutsumi hocamızdır. Osaka'da şu an dilci olarak Türkçe, modern dil Türkçe veya eski dönem Türkçe için çalışan dilci hoca şu an düşünüyorum. Emekli hocalarımız var. Tarih bölümünde çalışan Daimatsu hocamız vardır elbette. Ama o tarih bölümünde ve eski Türkçe ağırlıklıdır. Modern Türkçe'ye bakmaz hocamız ama modern Türkçesi de çok iyidir. Kısaca bunu söyleyeyim. Başka bir soru varmış. Anadolu'da komşularından aldığı kelimeleri Türkçe'ye uyarlayarak diline alan Türklerin bu davranışı Türklere özgü mü yoksa diline dışarıdan kelime alan her millet bu şekilde mi alır? Her millet bu şekilde alır. Türkçe deyince şu an bizim Türkçemizden bahsediyoruz. Mesela Yakutça'ya Rusça'dan giren kelimeler vardır. Tanımanız imkansızdır Rusçasını. Çünkü Yakutça'nın kendine özgü bir ses yapısı vardır. Rusça kelimeleri buna göre alır. Rusça'da Türkçe kelimeleri kabullenmiştir. Rusça'da Türkçe kelime çok denir ama bunu hemen altını çizeyim. Rusça'da bizim Türkçemize ait kelime sayısı herhalde 5-10'u geçmez. Rusça'daki kelimeler Kıpçak dillerinden alınan kelimelerdir. Ve esaslı da Tatarca. Kıpçak dillerinden en başta Tatarca'dan alınan kelimedir. Rusça'dan tanıdığınız kelimeleri söyleyeyim. Kurgan, tavar, tavariş bunlar Türkçe kelimeler. Ama öyle yazarlar Rusça'da bunu. Tovar şeklinde yazarlar ama tavar şeklinde okurlar. Çünkü bu Rusça'nın kendi yapısıyla ilgilidir. Ya da Bulgar sözcüğü, Rusça'da Bolgar şeklindedir. Bu yine başka bir tarihi sebeptir. Bunu ayrı Rusça'yı, Rusça'nın tarihini, Bulgarca'nın tarihini bunları bilmek gerekir. Rusça da yine kendine özgü şekilde alır bütün bu kelimeleri. Veya Almanca'da Türkçe kökenli bildiğimiz yurt kelimesi vardır. Yurte şeklindedir. Niye yurte şeklinde? Bunu bilmeniz gerekir. Yeniçeri kelimesi bütün Avrupa dillerinde var. Ama kimisi Yaniçar diye yazar. Yaniçar, Yaniçar. Yani onların hepsinin kendi diline özgü bir yöntemi var. Her dil bir yabancı kelimeyi alırken kendi yapısına uyarlar geçmişte. Bugün 20. yüzyılda işin rengi değişti. Modern şekiller,
Asıl şekiller daha çok telaffuz edildi. Türkçe'de yabancı kelimeleri iki şekilde de bulabilirsiniz bazen. Dışarıdan, batıdan alınan veya Rumcadan alınan kelimeleri iki şekilde. Bir en eski şekilleriyle bulabilirsiniz veya yeni şekilleri. Ne bileyim, skala kelimesi bugün ne kadar kullanılıyor bilmiyorum ama iskele daha çok kullanılıyor. Bunun gibi iskele, çünkü Türkçe'de söz başında iki zünsüz olmayacağı için başına ünlü türemesiyle iskele iyi gelir ve iskeleyle kullanılır. Ama şimdi alınan kelimelerde bütün başta st, sk, bunların hepsi çift ünsüz olarak yazılıyor ve kullanılıyor. Yani geçmişte alınan, kabul edilen kelimeler başka, günümüzdeki başka özellikler taşır. Yani her dil kendine özgü yapıyı geçmişte kullanmış, uyarlamış. Başka ne varmış? Ural Altay dil arasının etimolojik çalışmaları açık mıdır? Ural Altay dil arasında etimolojik çalışmaları. Bu cümle anlaşılır bir cümle değil. Ural Altay dil ailesinde etimolojik çalışmaları açık mıdır? Cümleyi anlayamadım. Yani cümlede bir eksik yazılım söz konusu. Bu soruyu tekrar yazarsanız, açık hale getirirseniz cevaplayabilirim. Evet. Kısaca sorularla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Eğer başka sorular yoksa ben etimolojiyle devam edeyim. Aldığım notlara devamlı. Bir, herkes etimolog olmak zorunda değil. Herkes etimolog da olamaz. Herkes etimolojik konuda konuşamaz. Bununla kastettiğim Türkolog hocalarımıza veya Türkçecilere ilişkin değil. Tam tersi. Türkçe bildiğini düşünüp etimoloji yapan Türkçe severlere ilişkindir. Duyduğunuz her kelimeyi Türkçe veya Türkçenin akrabası diye düşünmeyin bir başka dilde. Başka bir konuda şudur. Türkçe'ye benzeyen her kelime Türkçe demek değildir bir başka dilde duyduğunuz. Mesela ata kelimesini baba anlamına benzer ya da ana kelimesini anne anlamına benzer bir başka dilde tesadüfen duyabilirsiniz. Ama bu o dilin Türkçe ile akraba olduğunu göstermez, tek başına yetmez. 2, 3, 5, 10 kelime iki dili karşılaştırma yetmez. En önemlisi değil 2, 3, 10, 100, 1000 kelime de yetmez. Yani kelimeler dillerin akrabalığını, birbirine benzerliğini, yakınlığını asla göstermez. Önemli unsurlardandır ama asla yeterli ve birinci unsurlar değildir. İki dilin yakınlığı etimolojik çalışmalarda, akrabalığı, o dillerin fiil çekim sistemi, fiil çekim sistemlerindeki benzerlikler, ortak fiiller, isim çekim sistemi, isim çekim sistemindeki benzerlikler, ortaklıklar. İlk sırada gelecek bunlardır. Ve bunlara benzer şekilde eğer ortak kelimeler söz konusuysa, hocam Gerhard Dörfer'in bir sözü vardır, makalesi de var. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, yani Türk Dil Kurumu yayında 81'li yıllarda çıkmıştı galiba. Temel sözcükler sorunu ve Altay diller diye hoca orada çok net ortaya koyar. Temel sözcük olarak şöyle bir baktığımızda gözdür, yüzdür, baştır. Bunlar temel sözcükler, burundur. Bunlar benziyor mu der mesela Türkçe ile Moğolca arasında. Moğolca, yanlış hatırlamıyorsam, nidundur. Köz başka, nidun başka. Burundur. Moğollarda hamardır. Bunlar başka. Hiçbir benzerliği yoktur. Türkçe ve Moğolcanın en temel sözcüklerinde hiçbir benzerliği yoktur. Bir, iki, üç. Nigen, koyar, kurban. Bugün herhalde nasıl? Nik, hoyr, gurv. Hiçbir benzerliği yoktur. Ona kadar sayın. Sayılarda da benzemez. Ortak fiilleriniz toplamı beşi zor bulur geçmişte. Onlar da birbirinden karşılıklı alıntıdır, rahat gösterilir. Ha, ortak sözcük sayısı yüzleri, binleri bulur dile göre. Yakutça'da, Kazakça'daki Türkçe Moğolca ortaklığıyla bizim Türkçemiz farklıdır. Bizim Türkçemizde gündelik dilde 10 taneye yakın kelime varken Türkçe Moğolca ortak kullandığımız, Kazakça'da bu sayı 1000'e çıkar. Bunun açıklaması kolaydır. Ne bileyim, bizim Türkçemizde kaburgadan havanın serinliğine varana kadar birçok sözcük Moğolca kökenli. Moğolca'da birçok sözcük Türkçe değil, büyük çoğunluğu Uygurca kökenlidir. Moğolca'daki Türk dilli sözcüklerin esası Uygurca kökenlidir. Söylemek istediğim buydu. Ha, herkes niçin etimoloji yapmasını kastettim. Çok ünlü bir hocamız vardı. Kendisi Amerika'da genç yaşta profesör olmuştu. Türkçeyi, Japoncayı, her şeyi karşılaştırıyordu. Türkçeyi seven birisiydi. Türkçe ile ilgili çok nasıl diyeyim, hassasiyeti vardı. Ama kabul edilmez etimolojileri de vardı. Japonca ile Türkçe. Bunların hiçbirisi kabul edilmez.
Yani mimarlığın, matematiğin, fiziğin, kimyanın öncüsü olabilirsiniz. Alanınızda çok iyi olabilirsiniz ama bu size Türkçe hakkında uzmanca konuşma hakkı vermez. Böyle bir şey söz konusu değildir. En çok şaşırdığım, garip bulduğum Türkçe iyi kelimesiyle Japonca iyi kelimesinin hala karşılaştırılıyor olmasıdır. Yahu bir defa Türkçe iyi iyi değil ki. Türkçe iyi hala Anadolu'da iyi şeklinde kullanılır. Japonca ile hiç benzemez. Japonca ise uzun bir iyiden ibarettir. Türkçe iyi ise Osmanlıca'da zaten evü idi. Osmanlı buraya gelmeden önce Selçuklu'nun dilinde evgüydü, eygiydi. Enesisi de edgüydü. Japonca iyinin tarihi geçmişi ise bizim iyi ile hiçbir alakası yok. Bambaşka iki kelime. Hiç karşılaştırılmaz. Yani bu tür şaşmaktan tutun yanardağındaki kazana varana kadar, yani ki bu çok iyi biliyoruz Çincedir. Bunlara varana kadar her şeyi karşılaştırırlar. Durum buydu. Kısacası duyduğunuz 3-5 Japonca, 3-5 Çince, 3-5 Arapça kelimeyle karşılaştırma olmaz. Dediğim gibi bir fiil çekimi, iki ortak fiil varlığı, üç isim çekimi. Ben eve gittim. Japonca'da çok benzer ben eve gittim. Hep bu örneği veririm ama en sevdiğim kolay örnektir. Ama oradaki ben başkadır, ev başkadır, git başkadır. Ama sistemi aynı. Ben var, ev var, e var, git var, ti var. Ha, bir de bizim Türkçemizin, Türk dillerinin ortak özelliği fiil ve isim çekimlerinde her şahsın, birinci, ikinci, üçüncü şahsın her zaman gösterilmesidir. Enes'i döneme gittiğimizde bunlar şahıs zamirleri. Ben, sen ve o ile gösterilir. Ol, o zamanlar ol. Ol tabii ki şahıs zamiri değildi, işaret zamiriydi. Şahıs zamiri kayboldu. Şahıs zamiri bilinen geçmiş zaman ekinin içerisinde eridi gitti. Demek istediğim bu. Yine etimolojide örnek vereyim. Bizim Türkçemizi bilmekle etimoloji yapamazsınız. Türkçe kelimeyi bir etimoloji yapacağım şimdi. Ki bunlar hocalarından duyduklarımla bağlantılıdır. Kendime ait değil. Yani onların bilgileriyle bunları geliştiriyorum. Bugünkü Türkçe doğru kelimesini, düzgün anlamındaki doğruyu, dürüst anlamındaki doğruyu nasıl etimolojisini yapacaksınız? Ortada bir 5 tane ses var. Bir doğmak var gibi. Bir ruh var gibi. Hemen bakalım. Acaba Andreas Tietze hocamız ne yazmış doğru için? Yani hiç bunlara bakmadım. Birlikte bakalım. Doğrunun etimolojisini yapalım. Oradan etimolojide neler olur, nelere bakılır birlikte düşünelim. Bu arada şurada belirteyim. Şu iki hoca, Andreas Tietze, Hasan Eren, benim her zaman sözcüklerini elimden düşürmediğim hocalarımız. Bu iki hocanın sözcüklerinin zayıf tarafı veya eksik tarafı Doğu kaynaklarına yönelemeyişleri. Her ikisinde Batı ve Orta Doğu kaynakları çok iyidir. Hasan Eren hocamız da Batı'dan ziyade Balkan ve İslam kaynakları çok zengindir. Tietze hocamız da Avrupa ve Orta Doğu kaynakları zengindir. Türkçe doğudan geldiğine göre doğuyu da tanımak gerekir. Yani Çinlilerin, Japonların, Korelilerin yazdığı çalışmaları ve o dillerde yazılan kaynakları da bilmek gerekir. O dillerden giren kelimeleri tanımak gerekir. Hasan Eren hocamız da hemen hemen hiç Çince'ye, Japonca'ya ve o dillerde yazılmış kaynaklara rast gelmezsiniz. Andreas Tietze hocamız ise bunu şöyle çözmüş, o konuları. Bu iş demiş, başka bir uzmanın işi demiş. Burayı görüyoruz. 13. yüzyıla kadar Türkçenin etimolojik sözlüğü, Andreas Tietze hocamız bunu kullanmış, Sir Gerard Clouse'un sözünü. 13. yüzyıla kadarki malzemeleri, kelimeleri bu sözlüğe göndermiş. Doğru yapmış, yöntem olarak da doğru ve sağlam bir şey. Doğrudan dolayı buraya gelecektim. Şimdi doğru için birazdan oraya da bakarız. Doğruya bakalım. Doğruya doğru. Bakalım hocamız ne demiş doğru için. Doğru, doğru. Zarf. Dost doğru, doğruca. Eski Türkçe toguru. Togurmak fiilinden. U fiil zarfı. Yerin duyum. Clauson 1972, 473. Peki togurmak fiilinin
anlamı ne demektir? O zaman burada doğurmak kelimesine bakalım. Hoca ne demiş? Doğurmak. Bir çocuk dünyaya getirmek, yavru çıkarmak, doğmak fiilinden gelir. Doğmak, ikinci doğmak fiilinin causativum hali demiş. Doğmak iki demiş. Bu doğru da Clauzon'a yer vermiş. Bakalım Clauzon o konuda ne demiş 473. Çünkü burayla ilgili söyleyeceklerim. Bu arada sorayım arkadaşlarımız not yazarsa iyi olur. Bu da 40 dakikada bitecek mi yoksa bu sonsuz mu? Yani 2 saatlik mi? 40 dakikada bitecek hocam. Togurmak. Doğurmak fiilinden gelir demiş Clauzon. Doğurmak olarak var. Bir de togurmak var demiş. İşte değineceğim buydu. Yani Tietze Hoca bu togurmak konusuna girmemiş. Togurmak nedir? Buna hiç değinmemiş. Bakalım şu elimin altında Hasan Eren hocamızın sözcüğü var. Biraz sıralamaya göre bakıyorum bunları da. Bu arada sorular kaybolmasın eğer Zoom kapanacaksa. Soruları kopyalayabilirsek bakalım Zoom'la ilgili bilgi geliyor. Bu da sınırsız değilmiş. Yine 40 dakikaymış. Tamam. Doğurmak. Hasan Eren hocamızın bakalım ne söylemiş, ne yazmış. Doğurmak. Veya yazmış mı? Evet, hoca yazmamış. Birçok temel kelimeye hiç girmemişti hoca. Doğurmak yok. Bütünlüklü olarak Nişanyan'ın sözüne bakayım. Doğu var. Doğru var. Doğru demiş. Doğru. Clauzon'u zikretmemiş ama belli ki oradan almış. Oraya bakmış. Oraya bakmadan yazmıyor. Özelliklerinden birisi Nişanyan'ın kaynağının adını yazmıyor. Etimolojisini veriyor ama bu sözlükte vermiyor. İnternette veriyor. Gördüm. İnternette kaynağını veriyor. Şimdi başka bakacağımız bir şey kalmadı. Şöyle döneyim sözüme tekrar. Bizim Türkçemizden baktığımızda doğurmaktan demişti Clauzon. Doğurmaktan doğru. Ya da Tietze Hoca öyle demişti. Togurmaktan. Doğurmak ile yani bir çocuk dünyaya getirmek ile doğrudaki togurmak bir mi? İşte bu değil. İkisi bir değil. İki sebeple. Bir anlam. Yani semantik. Togurmak bir çocuk dünyaya getirmek. Bir şeyi, bir canlıyı dünyaya getirmek. Yani nesne alır. Düz olmak ise kendisi düz olmak. Togurmak, düz olmak. Demek ki işlevsel olarak iki farklılık var. Birisi geçişli nesne alan, yani nesne alan, ismin iyi halini alan. Öbürü ise ismin iyi halini almayan, dönüşlüdür, düz olmak. Bunu bizim Türkçemiz ayırt etmiyor. Oğuz Türkçesinin özelliği, Oğuz dillerinin özelliği budur. Bunun örneklerini arka arkaya sıralamayayım ama çok kısa söyleyeyim. İşte bizim dilimizdeki toprak yaygın adıyla Doğu Türkçesine girdiğinde yani Çağatay dil grubunda yani Özbekçe'de ve Uygurca'da uğuludur. O halde o dillere bakmak gerekir. Demek ki etimolojiyle ilgilenen birisi Çağatayca'ya ki Çağatayca'nın da fazla faydası yok Vavla yazıldığı için onun bugünkü evlatları Uygurca ve Özbekçe'ye bakılır. Oraya bakılırsa iki fiille karşılaşırız. Daha doğrusu bizdekinden farklı bir şey. Doğmak, yani insan için doğmak, meydana gelmek, tuğmak, tuğulmak. Ki bu komşu dillerde de öyle. Tuğmak, tuğulmak, uyla. O halde eski Türkçe'de iki tane tuğmak varmış. Veya iki tane tugurmak varmış. Yani birisi tugurmak, öbürü togurmak. Togurmak, düz, doğru olmak. Tugurmak, çocuk dünyaya getirmek. İşte etimoloji için bu gerekli. Öteki Türk dillerindeki şekillere ve eski Türkçe'ye bakmak gerekiyor. Eski Türkçe'de de o, u, ö, ü her zaman belli olmaz. Bunu denetleyebileceğimiz kaynaklara veya çağdaş dillere bakmak gerekir. Söyleyeceğim buydu doğruyla ilgili. Diğer Japonca i meselesine de değinmiştim.
Şimdi dolayısıyla sorularınıza fırsat oldu. Ha, bu arada hocanın başka kaynaklarına değinecektim de Tietze'nin. Önce sorulara bakalım. Şunu da anlamadım. Sözcük geçişinin geçmişteki gibi olmamasının sebebi sosyal medya olabilir mi? Onu tam anlamıyorum. Estütçen kısa sözlüğü bu ay çıkacak mı? Ya içeri iletmek sözcük yaptınız mı? Evet, benim sözlüğüm Mayıs, bilemediniz. Haziran ayında çıkar ama hiçbir şeyin garantisi yoktur. Hiçbir şeyle kastettiğim şudur. Sözlük işinin garantisi yoktur. Garantisi yoktur'la kastettim. Dün sadece bir tane fiili düzeltebildim. O kadar söyleyeyim. Yani dün dediğim 24 saat. Ben çalışmaya oturunca eğer belim izin verirse 15'te 16 saat, bazen 20 saate kadar çalışırım. Ondan sonra bir gün dümdüz yatabilirim. Bir fiil yaptım dün. Bitmiş bir sözlük. Yani bir fiilin düzeltisini, kontrolünü yapabildim. Yoksa sözlük çoktan hazır bitmiş ama her şeyi tek tek kontrol ederek gidiyorum şu anda. Bu kontrol uzun süredir gidiyor. Bir ay geç olmasının bir mahsuru olmayacaktır. Peki, Türkçedeki dırdir, dürü, Çince'deki şi ve Japonca'daki desu olarak çalışmakta fayda var mıdır? Bunların hepsi dirdir ekinde bir bölüm. Ha, bu tabii Türkçenin, şimdi bunu soran arkadaşımıza biraz önce söylediğim konuya dönmek zorunda kalıyorum. Türkiye Türkçesi dersini almak gerekir. Böyle dıştan bakıp konuşmak olmaz. Zaten Türkologlara çok faydası yok benim bu anlatacağım. Türkçe'ye merak duyan, Türkçe dışında çalışanlara cevap vermeye çalışacaktım. Evet, Türkçedeki dırdir için bizim Türkçemizi öğrenmek gerekir. Türkçe dil bilgisi. Türkçe dil bilgisi alanlar bunun durur, dürür, durur şeklinden geldiğini bilir. Yunus Emre'de vardır bu durur. O durdan kısalmıştır. O durur ise bizim Türkçe tur, turmak, durmak, ayak kalkmak fiilindendir. Beklemek anlamak durmaktır. Oradan kısalmıştır. Japonca'daki des kelimesi başka. Onun tarihi başka. İşlevi benzer. Ve bunların hepsi Hint-Avrupa dillerinden de bulabilirsiniz. Est, hest ya da Almanca ist, İngilizce is, bunların hepsi dırdire tekabül eden şekillerdir. Her dilin kendi ayrı ses tarihi içerisindedir. Ama farklı dillerdeki kopula, yani dildirme ekine karşılaştırmak gerekirse elbette Japonca des ile Türkçe dırdir, durdur, tırtır, turtur karşılaştırılabilir. Ama kökeni başka, hiçbir alakası yok. Türkçe'ye dışarıdan sözcük geçişi sizce geçmişte mi daha sağlıklı oluyordu yoksa bugün mü? Dile uyarlama davranışı bugün neden geçmişe göre daha zayıf? Önce şunu düzelteyim, bunu soran arkadaşımız için. Türkçe'ye kesmeyle ayırmış. Bunu Türk Dil Kurumu kaldırdı, düzeltti. Hem de ne zaman düzeltti? 15 yıl önce düzeltti. Ama bir söz var. Birisi bir kuyuya taş atar, 40 kişi çıkartamaz. Bunu zamanında ayırdılar. Dil adlarına ek gelirse ayrılsın. Ben bunu kullanmadım. Bu imlaya hiç takılmadım. Ama benim makaleme yayımlayan hangi dergiydi? Toplumsal Tarih miydi? Onlardan birisinde Toplum ve Bilim galiba. Türkçe ile ilgili bir yazım çıktı. Türkçenin. Orada ayrıldı. Türkçenin. Ben böyle yazmadım ki. Onlar ayırdı. Ben böyle bir imla kullanmam. Yani dil adlarından sonra kesme olmaz. Bu bir. Öbürü. Sağlıklı sağlıksız bunu söyleyemiyoruz. Dil bilimciler beni döver öyle bir şey söylersem. Çünkü dilci olarak birinci görevimiz durumu tespit etmek, çözümlemektir. Tespit elbette geçmişte okuma yazma oranı çok yaygın olmadığı için işitilerek ve o bölgeye özgün olarak mesela Rumcadan, Yunancadan bir kelime alıyorsa Anadolu'lu bunu Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde o bölgedeki Rumcadan alıyordu o bölge halkı. Atina'da ya da bilmem nerede bilmediğim bir yerdeki standart Rumcadan almıyordu. Yerli Rumcadan alıyordu. Yerli Rumca'da nasıl ise kendi kulağına göre, kendi bildiği Türkçe'ye göre. Mesela başta V varsa V'yi B'ye çeviriyorlardı. Arapça kelimelerdeki V'leri B'ye çeviriyorlardı. Böyle örneklerimiz vardır Türkçe'de. Ya da R ile L ile olan kelimeleri Türkçe'de başına bir ünlü koyarak kullanıyorlardı. Çok ünlü örneklerdendir. Benden önce başkaları çok zikretti, ben de zikrediyorum. İşte erişte örneği Farsça, rişte Türkçe'de olmayacağı için rişte, R'nin başına E gelmiş, erişte olmuş. Yine Ruspi kelimesi, onu siz tamamlayın.
Türkçe'de R ile olmayacağı için başına O konmuş. Veya Soğutça olduğunu düşündüğümüz roç, gün, güneş kelimesi başına O getirilmiş, oruç olmuş. Bütün bunlar göz önünde bulundurulursa geçmişte işitilen dil daha esasmış. Bugün daha aslında uygun ödünçleniyorsa eğitim ve haberleşmenin yaygınlaşmasıyla. Televizyon var, hepimiz görüyoruz. Telefon var, yazışıyoruz. Bundan dolayı aslında uygun yazmaya çalışıyor. Eğer işittiğimiz gibi yazmaya kalkarsa birileri kalkıyor, ellerinde uzun kızılcık sopası kafamıza vuruyor. Bunun aslı İngilizce'de böyle değildir. Bunun aslı Almanca'da, Fransızca'da böyle değil. Şöyle yazman lazım. E peki, tamam. İşte bugün aslında yakın yazım ve telaffuz buna dayanır. Bu aslında Arapça, Farsça, Rumca, Latince kelimelerin hepsi için geçerli. Etimolojik olarak karşılaştırma yaparken hangi açıdan bakmalıyız? Kısaca anlatmaya çalıştım, buydu zaten. Bir, ses bilgisi, iki, yapı bilgisi, üç, anlam bilgisi. Bütün bunlara bakılır. Bu bir. İkincisi de bütün Türk dillerine, bütün komşu dillere, hepsine bakmak gerekir. Peki, başka? 10 dakika sonra süremiz bitecekmiş ama bir tane daha uzatma alırız. Dilimizin fonetiğine ait bazı sesler günümüzde yazı dilinde olmadığı için yok olmak üzere. Bu konuda TDK'nin çözüm odaklı bir çalışması var mı? Türkçemize ait kaybolan hangi ses var bilmiyorum ama bildiklerimi şöyle geçmişe ilişkin sıralayabilirim. 1928-29'larda Latin yazısına geçilirken Arap alfabesinin imkanıyla kullanılabilen bazı sesler kayboldu. Arap alfabesinde kapalı E sesimizle M sesimiz gösterilebiliyordu. Kapalı E imla aracılığıyla gösteriliyordu. İmlada bilen kendisine göre geceyi ve geçmeki, geçeyi ve geceyi ayırt edebiliyordu. Bugün geçe, onu 10 geçe görüşelim. Oradaki E ile gecedeki E aynı yazılıyor. Bu ses kaybolmadı. Kayseri'de devam ediyor. Ses kaybolmadı ama yazıda kayboldu. Sana ne bana ne derken ki niye de yazıda kayboldu ama Kayseri'de devam ediyor. Kayseri desem bunu Çorum'da anlayın, Kastamonu'da anlayın. Dil kurumunun böyle bir şeyi var mı? Yok. Dil kurumunun tabii bunu kurum yönetimine sormak gerekir ama olmadığını ben de biliyorum. Çünkü bu iş Milli Eğitim Bakanlığı'nın, hükümetin, devletin işidir. Yapmazlar. Olsa iyi olur. Alfabemizde N ve E en azından bu ikisi olsaydı yanlış olmazdı. K ve H da olsaydı iyi olurdu. Peki, devam edeyim. Mış geçmiş zaman eki bir tek Türkçe'de ve Japonca'da var diyebiliyorum. Bu doğru mu? Başka dillerde de olmalı. Japonca'daki E mış değil. Japonca'daki işte olarak ses olarak bizim mış'a benzer. Ama işte olarak dı'ye daha çok benzer. İki maşta dediğindeki maşta. Eğer başka bir mış diyorsanız onu bilmiyorum. Enes Türkçe'de mış ve dı arasında ayrım vardır. Türkçenin de zenginliği. İngilizce'de de daha zengin hatta. Şu anda İngilizce'de daha zengin. Bunların adlarını bile unuttum. Çok karmaşıktı. Adlarını bile unuttum. İngilizce'de geçmiş zaman daha karmaşık. Almanca'da daha basit. Dillerin ileriki tarihlerinde geliyor. Ama Türkçe'de 732 yılından beri kayıtlı olan Kültegin'de dı ve mış vardır. Ama buna paralel olarak Çuvaşça'da da var. Demek ki bu Türkçenin en eski eklerinden birisi. Hasan Eren hocamız bu konuda yazmıştı. Merak ederseniz Hasan Eren hocamızın yazılarını arayabilirsiniz. Türkiye'de popüler düzeyde etimoloji artan bir ilgi var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Nişanyanı sözüne internet üzerinden sunması bunda etken midir? Diğer sözlükler içinde yapılabilir mi? Yok. Bu tek kişiyle ilgili değil. İnsanların seyahatinin artması, eğitimin artmasıyla etimolojiye ilgi daha çok arttı. Şöyle söyleyeyim. Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye ya da başka ülkelere, Japonya'ya giden insanlar Türkçedeki bir kelimeye benzer bir kelimeyle anlamcıda karşılaştıklarında basit etimolojiler yaptılar. Bunların sebepleri anlaşılır. Bir kısmı gerçekten iki dilde ortak olan kelimeler. Arada tabii ki bir tane kaynak dil vardır. Ortak kelime varsa.
Bu Fransızca olabilir, Rumca olabilir, Rusça olabilir, Türkçe olabilir. İngilizce'de az sayıda da olsa Türkçe kelime var. Osmanlıca döneminde giren idari, askeri terimlerdir. Bunu belirteyim. Aga kelimesini bu ünlü Amerikalı sözlük Webster'da 150 yıl önceki baskısında, 100 yıl önceki baskısında bulabilirsiniz. Tabii ki Türkçe olarak gösterir ama 20 yıldır bunun Moğolca kökenli ama Türkçe aracılığıyla geçtiğini gösterir haliyledir. Önceleri bu çok ünlü sözlükleri dahi bunun asıl kökenini göstermiyordu. Yani böyle kelimeler var. Hemen söyleyeyim. Japoncayla, Fince'yle, Macarca'yla hiçbir akrabalık ilişkimiz yoktur. Kültürel akrabalığımız Macarca'yla yüksektir. O da biz Türklerin değil. Biz Osmanlı Türklerinin var Macarca'yla kültürel akrabalığı ama bunun tarihi 5-600. Ama Çuvaşların akrabalığı, kültürel akrabalığı 1000 yılın çok üzerinde. Kuman Kıpçaklarında bu şekilde Macarca'yla kültürel akrabalığı yüksek. Alışverişleri de yüksek ve tek yönlü veriş daha çok. Bulgar Türkçesinin, yani Çuvaşça'nın atası olan Bulgar Türkçesinin Macarca'ya verdiği kelime çoktur. Osmanlıca'nın Arapça, Farsça verdiği kelimeler de vardır. Ama genetik, yani kan bağı yok. Kan bağı yok. Yazdığım sebeplerle, anlattığım sebeplerle, yazdım dedim kusura bakmayın, yazmaya daha çok alışkınız. Konuşmayı şimdi eve hapis olunca sürdürüyoruz. Evet, Japoncayla da hiçbir bağımız yok. Çok istiyorlar Türkiye'de insanlar Japonlarla ve Japoncayla akraba olmayı. Kusura bakmayın, Japonlar her dili araştırmışlar. Hiçbir dille doğrudan bütünlüklü akrabalık bulamamışlar. Endonezya diliyle de, Hint diliyle de, bütün ada dilleriyle de. Çekim eklerinin sıralı benzeşmesi başka bir şey. Japonların geçmiş tarihleri veya bizim Türklerin bakış açısıyla kahraman, savaşçı tarihleri Türklerin Japonlarla akraba olma isteğini çok artırıyor. Bu başka bir konu. Bambaşka bir konu. Hiçbir filolojik değeri yoktur bunun. Tamam. Başka ne varmış? Türkiye'de şey bu. Söylemek istediğim bu. Bunun için seyahatle ve eğitimle arttı. Tükürmek ile tükürmek hiç bir alakası yok tabii ki. Tükürmek herhalde tükürmek gibi bir şekilde geliyor. Bu tükürmekteki gır gir, kır kir diye bir ektir. Bağırmak, çağırmak, tükürmek bunların hepsi benzer köke gider. Yansıma sözcükleri denir. Latince olarak onomatope, telaffuzum zor, onomatope sözcük olarak adlandırılır. Bu kırkir, gırgir ekini Tarık Tekin hocam ayrıntılı yazmıştı. Şerbak hoca da yazmıştı. Her iki hocanın güzel iki makalesi var. Onlara bakmanızı öneririm. Türkçe saz sözcüğü hem bataklık, kamış, sarı anlamına gelmektir. Bunlar arasında semantik bağ kur. Evet. Burada evet güzel, çok akademik bir soru ve tam da doğrudur. Türkçe saz ile bataklık arasındaki, kamış arasında bağ, sarı anlamları da var. Evet. Bu biraz uzun bir konu ama çok kısa cevap vereyim çünkü 2,5 dakikamız kalmış. Bizim şu anki Türkçemizde ne kadar Z varsa bunlar daha eski bir R sesine gidermiş. R değil. R. Yani Z ile J arasında bir ses var. R. Dvorak'ın J'si gibi. Bu R sesleri Çuvaşça'da R olmuş. Bizim Türkçemizde ise Z olmuş. Böyle basarak söylemek istiyorum. Ama bizim Türkçemizde bazı kelimelerde bu saklanmış. En eski Türkçe gittiğimizde bu R'ler daha çok. Yüzyıllar boyunca yaklaştıkça azalmış. Kuduz, kudur örneğinde kendisini saklıyor. Kuduz'da Z, kudur'da içeride. İçeride çünkü bu R içerideymiş sonra yalnız kalmış. Kuturmak imiş, kudur olmuş. Semiz, semirde saklıyor. Sarıg kelimesi, eski Türkçe sarıg imiş. Saz kelimesi ise sonda olunca R, Z'ye dönüyor. Saz, sarı açık renk. Kamışlarda sarı açık renk. Saz benizli, yani yüzü sararınca. Dolayısıyla bunlar birbiriyle alakalı. Eklerin kökeni ve etimolojisi ile ilgili bir sözlük var mı? Eklerin kökeni ile ilgili bir sözlük var mı denirse eleştiri olarak kullandığım bir çalışmadır ama iyi bir çalışmadır. Ben ayrıntılı yazamadım. Zeynep Korkmaz hocamızın Türk Dil Kurumu'ndan çıkan sözlüğü, sözlüğü demişim ben sözlük gibi baktım. Gramerinde bilgiler var. Ama eleştirel, yazamadım. Hocanın çalışmasıyla ilgili notlarım çok. En iyi çalışma
eklerin kökeni değil ama eklerin tarihi veya eklerin işleviyle ilgili. Çünkü bu çalışma işlev isimli bir çalışmadır. Etimolojik bir çalışmadır. Marcel Erdal hocamızın çalışması, Estürkçe'de söz yapımı bu eklerle ilgilidir. Eklerin kökeni biraz zor. Ama etimoloji biraz bu işte başlamış. Şu an yakınımda değil. Nereye koydum bulmam zor. Ama bakalım yanımda neler varmış. Willibank'ın bundan 120 yıl önce başladığı bir yazı dizisi var. Willibank hep Türkçedeki eklerle ilgili yazmıştır ve eklerinde kelimeye dayandığını söyler. Ben burada 4 cilt yaptım da 4. cildi bulamadım. Willibank okumadan da Türkoloji olmaz. Çünkü hocamızı yetiştiren, Arat hocamızı, Saadet Çağatay hocamızı yetiştirendir. Şöyle, ben bunları hep ciltlettim, bir cilt yaptım. Burada görüyorsunuz. Türkologische Briefe aus dem Berliner Ungarischen Institut. Berlin Macar Enstitüsü'nden mektuplar. Rabia, sana zahmet, ben başlat deyince hazır oldu. O zaman başlat. Hocam otomatik olarak geçiş yapıyor. Tamam, peki. O zaman başladık. Demek ki konuşmamızın... Ben resim paylaşabilecek miyim? Bakalım. Evet hocam. Tamam, peki. Bana o YouTube adresini de gösterirseniz ben onun da paylaşımını yapayım. Neredeydik? Ben şu an kendimi bulamıyorum. Tamam. Ben neyi anlatıyordum? Willibank. Willibank'ı anlatıyordum. Willibank'ın eklerle ilgili çalışmalarını, eklerle ilgili çalışma var mı denmişti. Tabii hocalarımız bunu iyi bilir. Ben dışarıdan soru soranlar için anlatıyorum. Dediğim gibi bu konuşmalarım Türkologlar hocalar için değil. Türkçe meraklıları için. Sorularımızı tekrar açma imkanı var mı? Bulabilir miyiz soruları? Veya bitmişti galiba. Son soru oydu. Bu WhatsApp'ı tamamen kapatayım ki gelen telefonlar görülmesin. Gerçi WhatsApp'tan değil. Başka bir teknolojiden. Peki. Willibank'tan bahsediyorum. Evet. Bank'ın Berlin Türkoloji mektupları Berlin Macar Enstitüsü'nde yazılıyor. Bu 7 tane mektuptur. Şinasi hocamız bunu tercüme etmişti. İkinci başka dizisi ise Vom Köktürkischen zum Osmanischen en ünlü makale dizilerinden birisi budur. 4 makaledir. En çok eklerle ilgili burada durmuştur. Köktürkçeden Osmanlıca adı altında. Bundan başka daha kendisi hoca Löwen Brüksel'de yaşamıştı. Başlangıçta İran kendisi. Löwen'de yazdığı makaleler var. Onlarla ayrı 2 cilt yapmıştım. Mesela bu Löwen'den birisini alayım. Burada Codex Communicus'tan makaleler var. Ama böyle eklerle ilgili bir makalesi. Birkaç makalesi vardı. Dibang'ın. Ne varmış? Bu durum eklerinden tutun da türetme eklerine varana kadar hepsiyle ilgili ayrı ayrı bildiğim. Mesela zum Osmanischen Präsenz auf Jor. Herhalde geliyordaki Jor ekinin bazen yanlışlıkla Jor yazılma sebeplerinden birisi bu. Şimdiki zaman ekimiz kesinlikle Jor değildir. Her zaman büyük i ile dilbilimcilerin yöntemiyle fonetik olarak büyük i ile yazılmak zorunda Jor şeklinde yazılmak zorunda. Geliyor, koşuyor, başlıyor. Başka ne var? Görüyor. Oradaki ikimiz
öyle olmak zorunda. Zum Osman için presens auf yor. Yani yor ekiyle ilgili. Daha ne zaman yazmış? 1918. Yüzyıldan fazla. Yüzyıldan fazla. Nerede yazmış? Heidelberg Akademi dergisinde yazmış. Yani eklerle ilgili olarak Bang'ın çalışmasını söyleyeyim. En çok Bang yazdı. Başka kimler yazdı? Ha, eklerle ilgili, eklerin tarihiyle ilgili ikinci önemli çalışma Martti Resen'in Finlandiyalı Türkolog ve Altayist. Altayist dediğim Altay dillerini ele alırdı. Altayca'ya da inanırdı. Resen'in iki ayrı çalışması var. Türkçenin karşılaştırmalı sesbesi, Türkçenin karşılaştırmalı yapı bilgisi. Ama onun Türkçeyle kastettiği bütün Türkçe, Türk dilleriydi. Resen'in şu sözcüğüyle meşhurdur. Bu arada etimoloji sözlükleri dedik. İlk anlamamız gereken kişi budur aslında. En önde almamız gereken. Çünkü 1969 sözcüğün baskısı. Evet, 1969. Birinci sıradaki akademik sözlük bu ama bu bütün Türk dillerinin karşılaştırmalı etimolojik sözlüğüydü ve bu çok çok seçme. Radloff malzemesi esaslıdır. Bizim Türkiye Türkçesinin değildi. O nedenle bununla başladım. Ama Türkiye Türkçesinin etimolojisine ilişkin çok önemli, en önemli bilgiler burada bulursunuz. Ben bir iki yerde zikrettim. Tekrar zikredeyim. Sipariş kelimesiyle ısmarlamak fiili aynı köklendir. Sipariş yeni Farsça ile alakalıyken ısmarlamak başka bir İran diliyle alakalı. Smar. Smar ve sipar. İki ayrı şey. İşte ısmarlamak da başa ı gelmiş. Sipariş de i s ile p arasında gelmiş sipariş. Ama ısmarlamak da onu ben bu sözcükten öğrendim. Ismarlamayı buradan öğrenebilirsiniz. Evet, başka. Burada bitirdim. Çağdaş Türk ve tamam. Ama sorularımız etimolojiyle ilgili. Başka konular, başka bağlamda sorabilirsiniz. Düşünmedim. Bunu cevap verebileceğim bir şey yok. Ama Urduca'daki Türkçe unsurlar, Moğolca unsurlar akademik olarak, ciddi olarak ele alınmak durumunda. Urduca'daki. Urduca bilgisinin böyle bir desteği olabilir. Onun dışında Urduca'yı okumuş olanın biraz oturup eski Hintçe çalışmasının yarar olduğunu düşünüyorum. Sanskritçe başta olmak üzere. RZ değişimi üzerinde ben Şinasi'nin Çubaşı ve Türkçe farklı yapan ekler olarak anlıyorum. Şinasi Bey çok iyi bir metin yayıncısıydı. Şinasi Bey'in RZ ile ilgili fikri soruluyor. Ama Şinasi Bey etimoloji deyince kendisi de kabul ederdi. Talat Bey bu konuda daha çok çalışma yapmıştı. Şinasi Bey ağırlıklı eski Uygur metinleri ve sonradan Osmanlıca metinler çalışmıştı ama karşılıklı Türk dillerinin ses bilgisi söz konusu olunca Talat Bey'e bakmanızı öneririm. Başka saz sözcüğün kamış ve sarı anlamı senatik baba takılanı. Sazın bataklık ile bir bağı yok. Sadece saz bataklıkta yetişiyordu ve sarı renkli oluyordu kuruyunca özellikle. Yoksa onun suya ihtiyaç duyması ile ilgili batak batmakla ilgili bir kamışla da bir bağı yok. Kamışla da bir bağı yok, bataklıkla da bir bağı yok. Ortam olarak bağı var. Kamış daha az rastlanır ama kamış Türkçe'de var. Evet, kamış da Türkçe'nin var. Başka bir soru yoksa, eğer bizim öğrencilerimizden de soru yoksa herhalde bu kadar. Bugünlük bu kadar diyeceğim. Başka soru yoksa. Evet, İyor için Mehmet Ragıp Hulusi Özdem. Dört ismi var. Ragıp Hulusi Özdem biliyorum. Bir de Mehmet'i varmış, onu bilmiyordum. Doktora ne zaman onu da bilmiyorum. Doktorası bilmiyorum. İyi ki varmış. Demek ki Türkçe dil bilgisi çalışanların oraya bakması gerekir İyor için. Ama en azından ben de Türkoloji okuduğum için bu kadarcık biliyorum hocalarımdan öğrendiğim kadarıyla İyor'un kökenini. Yor değil yani. Kesinlikle yor yanlış bir, ne yazık ki yanlış bir çözümleme. Yanlış bir. Luigi hakkında hiçbir şey söyleyemem ki bilmiyorum. Luigi hakkında hiçbir bilgim yok. Tek bildiğim eski Anadolu dillerinden ve karşılaştırmamız söz konusu değil.
karşılaştırabilir. Tabii biliyorsa ikisini, her iki dili de çok iyi biliyorsa karşılaştırabilir. Ancak şunu söyleyebilirim. Bizim Türkçemizde hiçbir Türk dilinde, başka Türk dilinde bulamadığımız, bilemediğimiz kelimeler yer alır. Yani Arapçada da bulamayabilirsiniz, Farsçada da bulamayabilirsiniz, Rumcada da bulamayabilirsiniz ama sadece bizim Anadolu Türkçemizde. İşte o zaman acaba başka yerli Anadolu dillerinden aktarılıp geldi mi? Başka Anadolu dillerinde var mı diye bakılabilir. Luvici de bunlardan birisi olabilir. Bu tür iki örnek bulunursa çok ilginç olacaktır ve yararlı olacaktır. Luvici'yi bilmem ama Marcel Erdal Hoca, katılmadığım bir görüşüdür bu hocanın, onu da belirteyim. Hurrice ile karşılaştırmıştı. Hatta geçen gün hoca sordu, ben tarayıp gönderdim makalesini, buldum hocanın, bende varmış. Hoca Hurrice ile karşılaştırdı. Ben katılmıyorum çünkü bizim Türkçemizin belgesi 700 yılların başına gidiyor. Elbette Türkler ondan önce belirli bir dil konuşuyordu. Hele hele eski Bulgarca ile bizim eski Türkçeyi karşılaştırdığımızda onun ortak olabileceği birkaç yüzyıllık daha eski geçmişi biliyoruz, anlıyoruz. Ama milattan önceki şekil için herhangi bir önerim olmuyor. Önerimle kastettim. Şöyleydi diyemem. Şöyle demek için elde veri yok. Elde veriyle kastettiğim mevcut Bulgarca ve Türkçe verilerden gidebileceğimiz nokta birkaç yüzyıl gerisidir. Ondan ötesi için elbette var ama tasarlayamayız. Şöyleydi diyemeyiz. Kastettiğim o. Milattan önce Türkçe vardı ama şöyle diyebileceğimiz Türkçeyi bilemeyiz. Çünkü eldeki veriyi sadece birkaç yüzyıl geriye gidebilirsiniz. Bu da anlattığım RZ olayları, LŞ olayları, sadece RZ değil, bir de bunun Ş boyutu var. Yani bizim bugünkü Türkçedeki şeylerin hepsi ikincil şeylerdir. Onların eski şekilleri R sesidir. Bu açıda bugün hala L ile bunlar. Bunu söylemiş olayım. Başka bu Luvice'yi söyledim. Başka bir konu yok. Ben o zaman biraz bu kadar oturduk. Zoom var. Herhangi bir şekilde Andreas Tietze hocamızın sözcüğünden açıp oradan okurum. Soru gelirse soruya da cevap veririm. Tietze hocanın sözcüğünden hep beraber okuyalım. Meraklısı kalsın. Sözlüğü karıştırmış olalım. Madem bir bağlantı kurduk. Şuradan nasıl yapacağım? Evet. Buradan hocanın sözünü paylaştım. Soru gelirse lütfen bana haber verin. Çünkü ben soruyu kapatıyorum. Birazcık buradan sözlük tanıyalım diye. Yani bu konuşmalarda sözcükler, onların üzerinde durabiliriz. Onlara bakabiliriz. Ben de oturur karıştırmış olurum, öğrenmiş olurum. İşte burada bu sayfayı açmışım. Ne varmış? Askıntı ile başlıyormuş hocam. Askıntı. Daha kararı verilmemiş hal. Askıntı. Ask kelimesinin genişletilmiş hali. Karşılaştırın akıntı demiş. Uzatmanın bir alemi yok. Askıntıda kalmasın bu iş. Bir adım önce kızın başı bağlansın. Rıfat İlgaz'dan almış. Anlatmıştım ya, hoca burada her kitabı alır okurdu. Reşat Enes'ten Rıfat İlgaz'a varana kadar. Ama askıntı da yer verilen akıntı biraz daha kolay. Akmak fiilinden. Peki askıntı ne? Ask bir kelimesinin genişletilmiş hali. Ask bir kelimesi neymiş? Bakın, dakika bir, sokak diliyle gol bir. Gol birle kastettim bize yani kullanıcılara. Hocaya ilişki değil, hoca güzel tespit etmiş. Bilmediğimiz neler çıkıyor? Ask bir diye bir kelime yok. Tasarlamış hoca. Ask bir diye bir kelime yok. Askı var. Asmak var, askı var. Birisine askıntı olmak, yük olmak. O zaman bakalım. İşte o kadar etimoloji kolay değil dediğim buydu. Elinde Marek Stahovski hocanın sözü elinde olan varsa şu an lütfen baksın. Bir şey var mı? Hasan Eren hocamızın bu konuyu ele aldığını sanmıyorum. Bu tür konulara hoca pek girmiyordu. Yine de bakıyorum hocanın sözünde var mı? O bazen çok ilginç olabiliyor da hocanın sözünde. Askı yok. Askıntı
İşte öyle hiç de kolay değil. En kolay, en iyi bildiğimiz kelime Türkçe görünüyor ses olarak. Girinti çıkıntı der gibi. Askıntı ne? Hemen başına yıldızlar koyarak bir etimoloji yapabilirim. Zor değil. Çünkü etimoloji biraz da böyle ama hiç de öyle değil. Yani etimoloji şöyle. Bu yıldızlı bilinmeyen şu kökten gelirdir. O da buna gider. Böyle olsaydı herkes etimolog olurdu. Zaten de onun için biraz etimolog çok piyasada. Askı. Askıntıya yeri vermemiş. Nişan yanında yok. Ama Hasan Eren Hoca, Hasan Eren demişim. Andreas Tietze Hoca yeri vermiş. Çünkü romanda bulmuş. Askıntı olmak. Bunun için bir, neye bakacağız? Hemen yöntem olarak anlatayım. Tekrar askıntıya geliyorum. Bir yerlerde belki hoca askıntı, askir demiş. Bir yerlerde belki yer verdi. Redaus'a bakılır. Bu konularda kılavuzumuz olan kaynakları söyleyeyim. Sir James Redaus'un 1890 baskılı sözlüğü ve 1900 başındaki Kamusu Türkiye Şemsettin Sami Efendi'nin. Bu iki sözlük bu tür çalışmalarda el altında bulundurulmalı. Bunlar da her zaman doğru değildir. Ne demek doğru değildir? Şöyle ki her iki kaynakta Arap harfi Osmanlıcadan çok yararlanmışlar. Kaynakları Arap harfi Osmanlıca zaten. Arap harfi Osmanlıca şu demek. 17. yüzyılda, 18. yüzyılda kullanılmış, hatta 16. yüzyılda kullanılmış bir divanda geçen bir kelime. 19. yüzyılda bırakılmış, unutulmuş. Orada K mi, G mi, E mi, Ö mü belli değildir. Kendilerine göre okumuşlar, yorumlamışlar. Onu burada söylemiyorum, o kelimeleri. Dolayısıyla yanlış kelime aktarıyor olabiliyorlar. Aktarmışlar. Ve onların o yanlışlarını da üstadlar da kullanmış. Burada adını saymıyorum. Yani tek başına yetmez onlar. Ama bu dediğim devede kulak bu verdiğim örnek. Sir James Redhouse, Şemsettin Sami Efendi bu ikisi bu tür modern bizim Türkçemizdeki kelimeleri sınamakta, kontrolde en önemli kaynaklarımızdan olmalı. Ondan sonra tarama sözlüğü gelir. Ondan sonra başka kaynaklar gelir. Demek ki daha bir kelimeye baktık neler çıktı? Askıntı. Bunu hemen asmak fiilinden aklımıza getiririz. Semantik olarak ilk önce aklımıza asmak gelir. Bakalım hocalarımızdan not var mı burada? Redaus'ta askıntı yokmuş. Mustafa Hoca, Kaçan'ın hoca yazmış. Evet. Demek ki bu Cumhuriyet dönemine ait bir şey. Ve büyük bir ihtimalle de benzetmeyle ortaya çıkmış olabilir. Benzetmeyle. Ask nedir gerçekten ben de bilmiyorum. Bizim Türkçemiz için. Ask nedir bilmiyorum. Askıntı. Peki buradan gidelim. Bu sayfayı açtım. Asıl, asıl kök. Çıktığı yer kaynak orijinal Arapça asl demiş. Arapça asl işte. Ona, ha, hocanın anlatayım, devam edeyim. En yakın çalışma arkadaşı söyleyecektim, başladım cümlemi unuttum. Birisi Talat hocamdı ama bu sözlükte en yakın arkadaşı yine rahmetli hocamız George Hazai'di. Yorgi Hazai. Hazai hocayla her ikisi çok sevdikleri Osmanlıca metinler vardı. Beraber çalışırlardı. Bunların başında Ferecbade gelir. Sözlüğündeki malzemelerin önemli bir kısmı da hocanın Ferecbade'dendir. Bunu niçin söyledim? Hemen burada görüyoruz. Ferec diye görüyoruz. Sık sık ele aldığı kelimeleri eski örneklerini göstermek için Ferecbade ile delillendirirdi hoca. Ferecbade onun ilk ana kaynaklarından birisidir. Başka kaynaklar da var ama Ferecbade bunlardan birisiydi. Peki başka gebermek sözcüğünün, kabarmak sözcüğünün fonosemantik başkalaşması olduğuna dair bir yazı okumuştum. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Valla fonosemantiği bilmiyorum, anlıyorum ama tabii anlıyorum. Kim yazmışsa Türkçeyi bilmiyor derim, o kadar. Gebermek ile kabarmakın hiçbir bağı yok. Birisi art ünlü, birisi ön ünlü. Geçmiş tarihinde biliyoruz. Bunların hepsini geçmiş tarihinde biliyoruz. Gebermek, gebermektir. E'si uzun, kabarmak da A'sı uzun. Birisi kaba kelimesiyle, birisi gebe kelimesiyle alakalı, öyle söyleyelim. Gebenin de karnı şişti. Gebe, karnı şiş. Geberenin de karnı şişer. Geberen kişiyi 2 gün ortada bırak, yani ölen kişi kaldırılmazsa, defnedilmezse, 1-2 gün sıcakta güneşte durursa kabarır. Gebe gibi olur. Kabarmak da süt kabarır. Süt gebermez, kabarır. İnsan kabarmaz, geberir. Aradaki fark bu. Fonetik bağı da yok.
Semantik bağda yok. Semantikte sadece yakınlık var. İkisi de şişmek, kabarmak, büyümek, irileşmekle alakalı. Bu kadar söyleyeyim. Tabanca kelimesi ile ilgili veri var mı? Bakar mısınız? Geçen doktora tezimin metninde geçiyordu. Ha, bu çalışmayan bir Türkolog. Çalışan Türkolog lütfen bakacak. Kolaycı olmuş bu arkadaşımız. Kızmasın bana. Kızmasın. Bir, dediğim gibi buraya bakacağız. İki, Hasan Eren'e bakacağız. Orada yoksa üç, Andreas Tietze hocaya bakacağız. Tietze hocanın sözlükleri şu an biraz uzağımda. Ama bu ele alınmış bir sözlüktü. Bu arada zikretmedim, hakkını yemeyelim. Çok iyi bir kaynaktır, iyi bir kaynak. Özenli, emek verilmiş bir kaynak. Onu burada zikredeyim. Hemen bakıyorum oradan da. Kubbe altının sözlüğüdür. Şu anki Türkiye'de benim en çok kullandığım sözlüklerin başında gelir. Yani şu an Türkiye'deki Türkçe sözlükler arasında, onu diyelim. Şu anki Türkiye yanlış oldu. Kubbe altı bende çalışmadı. Niye çalışmadı bilmiyorum. Aa, her zaman çıkıyordu. Lügatim diye mi bakacağım? Elinde olan varsa. Çünkü benim bilgisayarımı şu an şey işgal ediyor. Zoom işgal ediyor. Ulaşamıyorum. Küçücük bir ekran. Daha geniş bir bilgisayar alacaktım. Söylemeyeyim bilgisayarın fiyatını. Geniş bilgisayardan bunu kullanabileceğim. Artık maaşımız yetmiyor. Tabancaya bakalım. Yani 4-5 ay maaşı yatırsam bilgisayar alamıyorum. Cepte veya belde taşınan kısa veya hafif ateşli silah denmiş. Farsça tamançe. Tamançe. İki ayrı şekilde verilmiş. Demek ki kubbe altında böyle bir bilgi var. Ama bu bilgi başka yerlerden desteklenmeli. Demek ki Farsça'ya bakmak gerekecekmiş. Tokat, şamar, darbe anlamında da bir tabançe varmış. Türkçe kökenli demiş. Es-Türkçe demiş. Ben Es-Türkçe'den bilmiyorum. Es-Türkçe ile kastettikleri Osmanlıca olabilir. Es-Türkçe'den bir de ne zaman anlıyoruz? Bunu da sınırdan çizmek gerekir tabii. Ama dediğim gibi bu gerçekten iyi bir sözlük. Bakın bize iki ayrı şekli sundu. İki ayrı örnek verdi. Bizim bildiğimiz silah tabancayı Farsça ile bağlamış. Konu buymuş. Demek ki etimolojinin bir başka önemli özelliği, bol miktarda kaynak karıştıracaksınız. Kafanız devamlı Google Hazretleri gibi çalışacak. Ona buna şuna bakacaksınız. Orada buna etimologlar bunu mu yapıyor? Yapmaya çalışıyorlar. Onların da unuttuğu, atladığı oluyor. Onları da hoş görün. Etimolojiyle uğraşanları. 10 şeye bakıyorsa 11.yi unutabiliyor. Peki ben tekrar Andreas hocamızın, Tietze hocamızın çalışmasına dönüyorum. Buradan bakın neler çıktı arka arkaya. Asıl'dan da Ferecvade'ye nasıl baktığını görmüş olduk. Aslamak, aslını arıştırmak. Bunun için Adamovic'den destek almış. Ekranı biraz büyütüp genişletmek istiyorum ben. Dedim ya ekranım küçük. Asla, aslamaka, aslamak. Asıl kelimesinden demiş. Harçtan harcamak gibi. Bu hapax, yani tek örnek. Tek örnek demiş. Eslemek yerine hatalı bir yazılış olması imkansız demiş. Orta Asya'da eslemek daha çok var. Buradan bakalım. Öbür sayfaya geçiyorum. Aslan. Aslan için demiş ki bakınız aslan. O zaman bu bize şunu öğretiyor. Aslan demek ki ikincil bir kaynak, ikincil bir kullanım. Aslı, orijinali arslan. Hah, gerçekten de öyledir. Öteki Türklerle kastettiğim Orta Asya'dakiler bize hep güler. Bu aslan denir. Aslan çünkü kedi yavrusudur onların dilinde. Kedi yavrusu, arslan değildir. Çağdaş Uygurcu'da aslan, kedi yavrusu demektir. O kocaman yeleli arslana Türkler aslan deyince kahkaha atarlar onlar, gülerler, gülünç gelir onlara. Aslında burada gülünç bir şey yok. Her dili kendi içerisinde denilmek lazım. Bizim de başka insanlara gülmemiz gibi, başka kelimelerden dolayı. Dil birazcık böyle. Arslan daha eski şekilde. Bizde Türkçe'de üçlü ünsüz çok hayatta kalamıyor. Üç tane ünsüz yan yana, içeride dahi olsa Türkler izin vermiyor. Söz sonunda zaten üçlü ünsüzümüz yok. Söz başında yok.
Sadece içeride arslan gibi birkaç örneğimiz var. Peki bu sayfadan çıkıp sorulara ondan sonra bakarım. Asma. En kolay şekillerden birisi. Sarmaşık şeklinde üzüm teyyeği demiş. Tevek şeklinde biliyorum ben. Tevek de var, teyyek de var. Asmak filinden nomen concretum yapan ma ekiyle. Bu arada bunu da söyleyelim. Ma, meli şekiller en eski Türkçe'de neredeyse yok gibidir. Bir elin parmaklarını bulamaz kadar değil. Ma, meli şekiller. Ma, meli şekiller daha çok bizim dilimize özgü. İşte aso, oyun kağıtlarında birli Yunanca assostan gelirmiş. Böyle durumlarda benim Türkçem de bitiyor. Çünkü ben bu ne oyunu biliyorum ne kağıdı, bu asoyla hiç duymadım. Durum bu. Peki şimdi sorulara bakalım. Tabanca. Güzel sözcüğü Osman Fikri Sertkaya'ya göre Sanskritçe kusala sözcüğünden getiriliyor. Ancak Çulumca'da kus olarak geçiyor. Burada alıntı olmadığı düşünülebilir mi? Çulumca'da kus olarak geçen neymiş onu bilmiyorum. Çulumca'da kus şeklindeki kelime. Soruyu soranlar adlarında verilirse, bu arada soruyu soranla kastettiğim şu, yani bir yüksek lisans Türk dili öğrencisi mi, doktor öğrencisi mi, yoksa bir fizik mezunu, meraklı birisi mi? Ona göre cevap vermem daha net olur. Burada tabii net cevabım benim belli. Burada S'yi yazamamış arkadaşımız, S üzerinde aksan vardır. Çünkü Sanskritçenin imlasında iki tane Ş vardır. Birisi Ş, birisi Ş. Şu sesi altında noktalı S'dir Sanskritçe'de. Ş ise üzerinde aksan olandır. Kuşala, evet Sanskritçe böyle bir sözcük var ama Sanskritçe ile Türkçenin doğrudan teması hiç olmamış. Türkçe ile kastım, hep yanlış yapıyorum, bu yanlışı hep yapıyorum, Uygurcadır. Sanskritçe kelimelerin dolaylı olarak alındığı dil, dilin başında Uygurca, eski Uygurca gelir. Eski Türklerin dilinde yani runik harfli yazıtlarda Sanskritçe kelimemiz azdır. Bunlar zaten hiçbir şekilde Sanskritçe değil. Şunu da belirteyim. Sanskritçe denen dil nasıl bizim Türkçemizde Osmanlıca bir dönem idiyse, Selçuklu dili her ne kadar elimizde belgesi yok. Selçukluların kendi hanedanlığı döneminden belgesi yok ama dağılan Selçuklu'dan, beyliklerden kalan belgemiz elbette var. Anadolu'dan önceki Selçukluların dili hakkında da belgemiz yok. Yani o bir dönemdi. Onun dayandığı ortak eski Orta Asya Karahanlı veya Eski Türkçe'de bir dönemdi. Sanskrit de şu anki bildiğimiz Hintçe'nin bir dönemidir. Ve bu İsa'dan önceye gider. İsa'dan önce bu iş bitti. Sanskritçe kayboldu. Ya başka dile dönüştü, evrildi. Biz demeyim yine yanlış olacak. Uygurlar Budizm'le tanıştığında biz de yani Eski Türklerle tanışmıştı 1. Türk Hakanlığı döneminde. Sanskritçe yoktu. Başka diller vardı. Yerini başka Hint dillerine bırakmıştı. Ama Sanskritçe bilgiler, belgeler öteki Orta Asya dilleri aracılığıyla, Toharlar, Soğutlar aracılığıyla bizlere ulaştı. Çinliler aracılığıyla ulaştı. Ünlü bir Çinli Budist hacı vardır Xuanzang ki benim doktora tezimi oluşturur onun hayatının bir kısmı ve şu anda da onun diğer bölümlerini hocamla çalıştık, tamamladık. Hocamın öğrencileri de çalıştı diğer bölümleri. Aysima, Hakan Bey, Aysima Hanım, Ablet Bey onlar çalıştı ve şu an son bir beşinci bölümü beraber tamamlayacağız. O bunları içine getirmişti. Sanskritçe metinleri 7. yüzyılın ortasından biraz sonra Xuanzang getirdi. O tercüme etti. Sanskritçe kelimeleri o Çinceleştirdi. Ama Sanskritçe yoktu. O gidip eğitim aldı orada ama o yoktu. 15 yıl oralarda kaldı, eğitim aldı. Ondan önce Faşiyan vardır. Ondan çok daha öncesine gider. Ama Faşiyan'ın etkisiyle Xuanzang'ın etkisi ve kuruculuğu farklıdır. Çünkü o bir çeviri okulu kurmuştur. Xi'an yani Chang'an'da bir çeviri okulu kurmuş. Bütün bu metinleri 700'den fazla kitap getirmiş. 200'den fazlasını tek başına çevirmiş bunu Çince'ye. Geleceğim nokta. Yani Sanskritçe yoktu. Bize gelince bu kuşaladan güzel niye çıkamayacak? Bu üç kişinin ortak görüşüdür. Bunun için indoloji bilgisi gerekir. Bu indolog kimdi? Ona geleyim. Hocam Klaus Röhrbon'un Giessen'de kurduğu çok güzel bir eski Türkçe ekolü vardı. Bu eski Türkçe ekolü, eski Uygurca ekolü. Eski Hint dilleri hatta İpek yolundaki Avrupa dilleri bilinmeden Hint
ve Avrupa dilleri bilmeden eski Türkçe, Uygurca çalışmalarının eksik kalacağı yönündedir. Ve bunun için de hocam kimlerle çalıştı? Dieter Maue. Dieter Maue hocamız Brahmi harfli eski Uygurca metinleri çalıştı ki Haroşti ve başka dilleri İpek yolunda konuşulan kaybolmuş dilleri çalışıyordu. Sonra Jens Peter Laut, o da yine indoloji mezunuydu, şu an Türkolojide. Jens Peter Laut hocamız da Sanskritçe ve Hint kültürünü çok iyi bilirdi. Ve K.T. Schmidt hocamız, o toharologdur. O da Giessen'deydi galiba hocamız. O hocalarımızla beraber çalıştı. Yani Jens Peter Laut, Klaus Röhrborn, Dieter Maue ve Gerhard Ehlers, o da indologtu. Bunların ortak fikri olarak ben karşılaştım. Toharca aracılığıyla geçen bir kelime vardır. Küjel şeklinde. Küjel. Sanskritçe kelime küjel şeklinde Uygurca'da görülür. Çünkü aradaki dil, taşıyan dil, aktaran dil Toharca'dır. Bunu belirteyim. Fonetik olarak da bana göre bununla alakalı değildi. Bu görüş, yani bu görüş, onu hocalarımız yazdı. Eğer rafındaysa, kolaysa o kitabı hemen bulayım. Moda deyimle spontan olarak ben sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla bir şey hemen bulup söylemem zordur. Acaba burada mıydı, nerede değinmişlerdi bilmiyorum. Bu arada özür dileyerek belirtmem gereken bir konu var. Ben gerçekten her akademisyen gibi ben de meşgulüm. Vakit yetişmiyor. Şu anda okumam gereken sınav kağıtları var. Bugün bitecek. Gezici kütüphane de değilim. PDF dağıtıcısı da değilim. Kaldı ki bu yasak. Çok ağda bulunuyor yabancı yayın evleri. Bunu yapamam. Siz kendiniz lütfen kütüphane karıştırın ihtiyacınız olursa. Böyle bir kitap çıkartmışlardı. Bu kitapta galiba değinmişlerdi. Bilmiyorum. Keşkül diye. Ama biraz daha beklerseniz benim sözlüğümde var. Benim sözlüğüme de gerek yok. Diğer çalışmalarda, bu arada Jens Wilkins arkadaşımızın çok güzel, pratik, yararlı bir sözlüğü var. Oradan da bulabilir. Orada da bir şeyler demiş olmalı. Yani bu görüş en başta Klaus Röhrborn, Jens Peter Laut ve Dieter Maue, onların ortak fikriydi. Onların geliştirdiği bir görüştür. Giessen'de çıkan bir görüştür. Bunları da yazdılar çeşitli ortamlarda. Ben bu fikre katılmadım. Çünkü bizim güzel kelimesi Oğuzlarda görülen bir kelime. Oğuzların doğrudan bir teması olmadı Toharlarla. Budizmle de doğrudan bir teması olmadı. Oğuzların Budizm'e giriş çıkışı söz konusu değil. Oğuzlar Türk inanışları oradan İslamiyet'e bağlanmış bir kavim. Ve Oğuzların dilinde bu gözel şeklindir. Bunun da altını çizelim değil mi? Bir dakika, internet biraz zayıf gibi geldi. Ha, yani Oğuzların dilinde bu kelime bir defa öyle, güzel ve z ile. Z ve j çok net ayırt edilir. Güzel diye bakmamak gerekir. İstanbul Türkçesi bu konularda birazcık bizi yanıltabilir. Azerbaycan Türkçesine bile baktığımızda güzeldir sana. Güzel beledidir. Yakşı beledidir. Yakşı da kullanılıyor. Evet. Güzel. Bütün Anadolu güzelli. Ben bu düşünceden yana değilim. Silsile olarak ben katılmıyorum. Oğuzların dilinde var. Orta Asya'ya gittiğimizde güzel kelimesini bulabiliriz. Bu güzel de yeni bir kelimedir Orta Asya'da. Son 150 yılda. Osmanlı Orta Asya bağıyla birlikte ortaya çıkmış olmalı. Osmanlı'da da unutulmaması gereken Gaspralı İsmail Bey'dir. Gaspralı İsmail Bey ve onun tercüman gazetesi oralara çok kelime götürdü. Kısaca bu. Yavuz anlam değişimi olarak Osmanlı döneminde mi değişti? Yavuz Osmanlı döneminde değişmedi. Yavuz Osmanlı döneminde de gazup, gazap, dehşetli, yani korkutucu anlamıyla hep yaşadı. Yavuz hiç anlam değiştirmedi. Yavuz'u sadece resmi Türkiye Cumhuriyet ideolojisinde değiştirdiler. Bunu söyleyeyim, kusura bakmayın. Yavuz'u, ama tarihe bakmak da yanlıştır. O isim kabul edilmeli. Yavuz kendi dönemi içerisinde kabul edilmeli. Sizin bir inanç tarzınız, düşünce tarzınız farklı bakabilir. O başka bir mesele. Ben kelime olarak bakarım.
Kelime olarak Yavuz patmış. Orada hiç de bugünkü yeni yüklenen anlam yoktur. Bunun için gidin Kamusu Türkiye'ye bakın. Cumhuriyet dönemi resmi tarih kitaplarında yüklenen anlam falan yok ya da resmi tarih kitabı nerede yazıldı bilmiyorum. Duymuştum. Dilciler de böyle inanıyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Yavuz hep korkunç, kötü, eski dönemde kötü ama Osmanlı döneminde gazaplı anlamı var. Sözlük karşılığının eksiğim varsa oradan bulabilirsiniz. Bunun için en güzeli tarama sözlüğü başta olmak üzere Osmanlıca sözlüklere bakın lütfen. Benimkisi eksik olacak. Anlam değişimi yakıştırma. Yani 19. yüzyılın sonu belki var belki yok. Bence orada da yok. Bakmıştım şu an hafızamda yok. 20. yüzyıla ait özgü bir olaydır. Bakalım. Kus ile kuşal arasında hiçbir benzerlik yok. Çurumca kelimeye ayrıca bakmak gerekir. Çurumcaya evet ben de baktım ama kusu bilmiyorum. Kus şekli aklımda değil. Ona bakmak gerekir. Peki Gökçe kız ismi Gök ile bağlantılı yoksa Görk güzel. Gökçe bir defa biraz yapay onun imlası Gökçe'nin. Oğuz Türkçesinde Gökçe diye bir kelime olamaz. Bunun için Dede Korkut'un güzel transkripsiyonlu metinlerinde görürüz. Göyce. Kelimenin doğru şekli Göyce olmalı. Gökçe ise Cumhuriyet dönemine İstanbul Türkçesine ait bir unsurdur. Gerçek Anadolu Türkçesi, gerçek Oğuzca Göyce olur. Göyce. Ki Anadolu'da Göyce diye kullanılır. Güzel olanla Göyce. Göcek denir. Göcek, Göcek, Göcek. Daha sonra da diminutif küçültme eki de vardır. Göcek, Göce ve Göcek. Gökçe ise yapay, ikincil bir şekil. Fonetik olarak tabii ki gök, gökyüzüyle alakalı ama gökyüzü Oğuzca'da gök değildir, göydür. Bunun en iyi örneği Azerbaycan imlasında göy diye. Çünkü eğer ilk kezdeki ünlü uzunsa, ön ünlü ise, ö, ü ise, ö, ü, uzun, ö, ü varsa ilk kezde o k, yumuşak g'de değildir, y ile yazılır. Yani Azerbaycan Türkçesi bu konuda önemli ölçülerden birisi. Herhalde sorular bitiyor gibi, süremiz de bitiyor gibi. Göcek'le ilgili söyleyeceğim, Göçe ile ilgili söyleyeceğim, bu kadardır. Başka hocalarımızdan soru katkı varsa dinleyen, katılan hocalarımızdan, öğrencilerimizden bakabiliriz. Söyleyeceğim bu kadar. Bir uzatma daha olmayacak, bu kadar yeter. Gelecek hafta vaktim varsa devam etmeye çalışacağız. Yani peki. Galiba başka yok. Vaktinizi aldım. Teşekkür ederim. Ben de vaktimi verdim. Eğer meraklısı olan varsa gelecek hafta da evde hapisiz. Gelecek hafta sorabilirsiniz ve gelecek hafta Zoom'umuzu herhalde daha önceden alacağız. Kesintimiz olmayacak. Teşekkür ederim. Arkadaşlar